Muhteşem bir malikane, rüya gibi bir yaşam ve kıyasıya bir mücadele yarışmacılarımızı bekliyor. Bütün indirimler burada! Pandemiyle geçen birkaç yorucu yılın ardından ruhumuzu silkelemenin yolu belli ki rengarenk kombinlerden geçiyor. Ay, dış ses tansiyonum düştü galiba. O nasıl bir elbise? 2022 yaz moda trendleri içerisinde birbirinden canlı renklerle ruhunuza gereken enerjiyi verme zamanı geldi. Hoş! Tarzlarını konuşturmaya hazır. Birbirinden iddialı 7 yarışmacımız doya doya modada destan yazmaya geliyor. Ben Zeynep Billur Uludağ. Moda benim için bir yaşam stili ve bir hayat felsefesi benim için. Kısaca vizyon. Kızlar, herkes ayağını denk alsın. Çünkü size çok güçlü bir rakip geliyor. Vücudunu tanıyan, nasıl giyinmesi gerektiğini bilen, ayağınızı kaydırabilecek. Ben Nihan Sağır. Doya Doya Moda'ya katıldım çünkü inandığım tarzımı herkese göstermeye ve öğretmeye geldim. Kızlar, ben bu yarışmaya boş konuşmaya gelmedim. İcraata geldim. Siz boş konuşa durun. Ben bu yarışmada yol alıp devam edeceğim. Merhaba, ben Aleyna Koç. Doya doya modadayım. Çünkü hayatımın her alanında moda ile ilgileniyorum. Yarışmacı kızlar, bu zamana kadar hep çeneniz yarıştı. Ben burada çene yarıştırmak istemiyorum. Kombin yarışmasına geldik, biraz kombinlerimiz konuşsun. Eğer doğru kombinler yapmak istiyorsanız beni izleyin. Merhaba, ben Banu Teker. Ben moda olmadan yemek yemem, su içemem, hatta nefes bile alamam. Issız bir adada kaybolmuş gibi hissederim. Bu zamana kadar sadece ailemin ve arkadaşlarımın ve çevremin prensesiydim. Ve buraya geldim. Şimdi Doya Doya Moda'nın ve Türkiye'nin prensesi olacağım. Kızlara sesleniyorum buradan. Yanınızda bir prenses olduğunu hiçbir zaman unutmayın ve ona göre davranın. Ben Hülya Yeni Doğmuş. Moda benim için herkesle aynı olmamayı, farklı olmayı ifade ediyor. Buraya Türkiye'nin en şık kadını olmaya geldim, olacağım da. Kusura bakmayın kızlar, birinci belli. Merhabalar, ben Özge Özder. Moda benim için kendini girdiğin her ortamda kıyafetinle belli etmek demek. Merhaba, ben Doya Doya Moda'da moda rüzgarları vardı ama artık Tina Özdemir fırtınası geliyor. Hadi gelin hep birlikte bizleri Bakırköy'de bekleyen yarışmacılarımızın yanına gidelim. Günaydın hanımlar. Günaydın Filipe. Nasılsınız bakalım? Bomba gibiyiz. İlk alışveriş gününde neredeyiz peki? Bakırköy. Doya Doya Moda 3. sezonu hepimize hayırlı olsun diyerek başlayalım mı? Ne dersiniz? Olsun. İlk alışveriş gününüz malum. Birinci olmak gibi bir iddiası olan var mı? Ben. Tabii ki ben. Yarışmacılarımızın hepsi birbirinden iddialı görünüyor. Bakalım günün sonunda alışverişin hakkını kim verecek? Banu, senin kafanda ne var öyle? Prenses tacı, çünkü ben bir prensesim. Ailemin tek prensesiyim. Buranın da prenses olmaya geldim. Ve prenses tacımla geldim. Prenses tacımla gideceğim. Geldiğin gibi gidiyor musun yani? Finalde birinci olarak. Sondan birinci olarak. El sağlayacağız ona. Gelelim ilk alışveriş gününün konseptine. Konseptinizi merak ediyor musunuz? Evet. Merak ettiğinizi biliyorum ama konseptinizden önce bütçenizi açıklayacağım. Evet. Yavaş söyle ne olur. Hadi hadi. Tat diye söyle. Lütfen. Alışveriş bütçeniz tamı tamına 1000 lira. Güzel, bence evet. Güzel. Evet, 1000 lirayla şık aynen, olabiliriz. Çok iyi. Sırada günün konsepti var. İlk güne yakışır bir konsept. Bugün Doya Doya Moda programının açılış galasına gönderiyoruz sizi hanımlar. Şu andan itibaren 2 saatlik alışveriş sürenizi başlatıyorum. Tam 2 saat sonra burada buluşacağız. Geç kalan için cezalarımız olduğunu şimdiden belirteyim de sonra ben duymadım olmasın. Süreniz başladı hanımlar. Yaşasın! Günaydın, nasılsınız? Günaydın Tina. Biz iyiyiz de sen nasılsın? Çok heyecanlıyım. Şimdi az önce konsepti açıkladılar. Kafamda çok soru işareti var. Acaba ne giyeceğim diye. Şimdi bakacağız mağazalarda. Konsepti nasıl buldun? Çok iyi. Tam bana göre bir konsept. Hadi alışverişe başlayalım. Koş! Tina Bakırköy sokaklarında kaybolurken biz de Hülya'ya rastlıyoruz. Günaydın. Günaydın Hülya.
Nasılsın? Çok iyiyim ama aşırı heyecanlıyım. İlk alışveriş günüm. İlkin günahı olmaz diye başlayacağım ama günün sonunda mükemmel bir kombin çıkaracağıma eminim. O halde ne yapman gerektiğini biliyorsundur. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Hatta hemen hızlanıyorum. Koşarak alışverişime gidiyorum. Günaydın Aleyna. Sen ne durumdasın? Alışverişe başladık. Konseptimiz açılış galası. Çok güzel bir kombin var aklımda. Hemen kurdum. Onunla alakalı birkaç arayış yapmam lazım. Ama önce fikir üretmek için birkaç elbise deneyeceğim karşınızda. Sen elbiselerini denerken biz de Banu'nun yanına gidelim. Merhaba Banu. Merhaba Süperim. Sizler nasılsınız? İlk alışveriş gününde heyecanlı mısın peki? Biraz heyecanlıyım, biraz mutluyum. Çünkü ben buraya geldim ve finale kadar buradayım. Sıkı bir mücadeleye hazır mısın? Hazırım, başlıyor muyum? Hadi başlayalım o zaman. Koş, koş. Banu'yu tatlı heyecanıyla yalnız bırakıp Nihan'ın yanında alıyoruz soluğu. Bakalım Nihan ilk alışveriş gününde neler hissediyor? Harika hissediyorum gerçekten. Çok fazla iyi hissediyorum olduğundan. Heyecanlı mısın? Midem ağrıdı biliyor musun? Bir ara ölüyorum zannettim ya. Rakiplerini gördün. Neler düşünüyorsun? Görmez olaydım aman Allah'ım. Biri zaten gelinliğe gidiyordu kesin yani. Kesin. Banu'dan mı bahsediyorsun yoksa? Baksana tacıyla gelmiş tatlı kız. Sen sallana sallana yürürken Banu çoktan alışverişe başladı bile. Evet ya beni tutuyorsun çünkü hadi koşalım. Sen önden bakmaya başla. Biz de bu arada diğer yarışmacılarımızın ne durumda olduğuna bakalım. Günaydın Zeynep. Oldukça heyecanlı görünüyorsun. Vallahi çok heyecanlıyım ama biraz acele edersek çok sevineceğim. Çünkü çok mağaza gezeceğim bugün. Aslında bir yandan da korkuyorum. Niye diyeceksin? Çünkü bak elimde ne taşıyorum. Canlı kaktüs mü o? Kesinlikle tamamen. Kaktüsler biliyorsun uzun zaman su almadan yaşayabiliyorlar ve en dayanıklı bitkiler. Aynı benim gibi. Dilim de çok sivri. Şurada bir mağaza gördüm. Zeynep mağazaya koşarken biz de Özge'nin yanında alıyoruz soluğu. İlk alışveriş günü nasıl geçecek sence? Güzel olacak. Çok hazır geldim. Yetiştireceğim. Bütçemi de yetireceğim. Önce bir abiyeci bulmam gerekiyor. Yaz modasını birbirinden harika moda trendleriyle yarışmacılarımızın üzerinde görmeye hazır olun. Şık giyinmek için ne zamandır beklediğiniz star parçaları bulmanın vakti geldi. Soluk soluğa mağazaya giren Tina bu görev için seferber oluyor. Ama ne yapayım? Tarzımı bulmaya çalışıyorum. Hani kimseye selam vermeden kıyafetlere gömüldün Tina. Kendini tanıttın mı mağaza çalışanlarına? Ay onu unuttum ya diş ses. Heyecandan o kadar hızlı koştum ki. Pazarlık yapmak istersen faydası olabilir. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben Tina. Bu sene Doya Doya... Teşekkür ederim. Bu sene Doya Doya Moda'nın yarışmacısı oldum. Bu sene acaba sizin favoriniz kim olacak? Başarılı kimse o olacak. Beni tutun. Seni desteklemeleri için önce iyi bir kombin yapman gerekiyor Tina. Aslında bunu beğendim. Sizde beyaz pantolon var mı? Bol paça. O zaman bunu bir deneyelim. İlk kombini için Tina'yı kabine gönderiyoruz. Tina nihayet kabinden çıkabildi. Günün konsepti için neler seçtin anlat bakalım. Bir tane beyaz pantolon giydim. Üstümde bu ikili kombin. Fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Hemen geleyim sana. Hanımefendi pantolonun ve üstümdekini fiyat verir misiniz? Üstümüzdekinin fiyatı 450 lira. Evet. Ama bana indirim yaparsınız değil mi? Lütfen, ne olursun, ne olursun lütfen. Zaten müdürünüz dedi ki favorisi benim. Beni söyledi. Duydunuz mu beni söyledi? Öyle mi dedi gerçekten? Dedi ki favorim sensin. Kombinine renk katmayı düşünüyor musun peki? Renk katmak için farklı renkler kullanmayı düşünüyorum. Tina renk arayışına devam ederken biz de Hülya'nın yanında alıyoruz soluğu. Tanrım bir şey görüyorum buradan ben. Renk müthiş işte benim tarzım. Ben bunu galada giyer. Mis gibi de şık çıkarım. Çok beğendim ama acaba fiyatı ne? İçine sinen bir elbise buldun sanırım. Bunu gerçekten beğendim. Ve bunu kombinlerken tabii ki böyle bir ayakkabı değil. Mutlaka taşlı, yine ince, bantlı bir ayakkabı. Taşlı bir küpe ve mutlaka saçlarımı toplarım bu kıyafeti giyersem. Ve bu kıyafeti giymeyi istiyorum. Elbisenin fiyatı ne kadar peki? Bütçen yetiyor mu? Elbisem 1200 TL. Bununla ilgili bir mücadeleye gireceğim. Çünkü gerçekten beğendim. Sadece elbise almayacağını biliyorsan pazarlığa girişelim mi artık? Ne yaparsınız bana? İnşallah çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Hadi hadi sorun. Aklını karıştırmak istemem ama keşke başka bir elbise daha deneseydin. Siz bir sorun, ben de o sırada bir kıyafet daha deneyeceğim. Aklımda bir şey daha var çünkü. Hülya'nın aklına karpuz kabuğunu düşürüp Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Şimdi ben bir şey deneyeceğim dış ses. Bir tane tulum beğendim. Bir bakalım mı nasıl duracak? Galada tulum giymek uygun olur mu sence? Tabii ki olur. Bak çok şık. Deneyecek misin elindekini? Bunu giyeceğim, deneyeceğim. Yedek kombinini de alıp hemen denemeye ne dersin? Tamam, aldım. Bunu da almıyor musun? Ötekini de alıyorum. Çok yavaşsın Aleyna, çok. Aleyna kombinlerini denerken biz de Banu'nun yanına ışınlanıyoruz. İlk mağazamıza geldik şimdi. Buradan bir şeyler bakacağım. Aklında nasıl bir kombin var peki? Aklımda şu an hiçbir şey yok. Baktıktan sonra karar vereceğim. Böyle mini bir elbiseler olabilir. Bakacağım onlara. Sen kombin seçerken biz de Nihan'ın ne durumda olduğuna bakalım o halde. Tamamdır ses. İnşallah bir şey bulacağım. Hala bir şey bulamadın mı? No. Şurada bir şey gördüm. Alabilecek misin onları oradan? Ay boyum değişmiyor ki, aman Allah'ım, bana yardım edebilir misiniz? Hangisini istiyorsun? Şunu alabilir miyim? X small'u varsa. Beni yok sayan tavırlarının nedenini öğrenebilir miyim? Zamanımı çalıyorsun çünkü ben mahvolurum yoksa. Eğer beni daha fazla tutarsan, anlıyor musun? Ama asla anlamıyorsun. Nihan kabine giderken diğer yarışmacılarımızın heyecanını paylaşmaya gidiyoruz biz de. Merhabalar. Nasıl bir kombin arıyorsun Zeynep? Modern, ben buradayım diyen. Kesinlikle girdiği her ortamda dikkatleri üzerine toplayan. Tarzına uygun bir kombin arıyorsun anlaşılan. Birazcık olsun şansa ihtiyacın olduğunu düşünüyor musun? Burada kızların şansa ihtiyacı var. Benim kesinlikle şansa ihtiyacım yok. En çok kimin şansa ihtiyacı var peki? Bence en çok Banu'nun şansa ihtiyacı var. Çünkü Banu programları karıştırıp gelmiş. Başka bir yere gitmeliymiş. Çok yanlış bir yere gelmiş. O zaman ben bu ikisini bir deneyeyim. Sonra devam edelim. Zeynep kombinlerini denerken biz de Özge'nin yanına gidiyoruz. Merhabalar. Bak bakalım hoşuna giden bir parça bulabilecek misin? Şu biraz hoşuma gitti, gri ama. Boyun detayı çok güzel ve parıl parıl olduğu için çok aksesuara da gerek kalmaz. Bence çok şık. Deneyecek misin peki? Bunu bir deneyelim. Özge kabine giderken Aleyna yeni kombiniyle karşılıyor bizi. Çıktım. Ben bu tulumun biraz Doya Doya Moda Evi'nin açılış galası için basit buldum. Daha şaşalı bir şey giymek istiyorum ama bilmiyorum dış ses. Ben bunun fiyatını öğrenebilir miyim? İstesem de alamıyorum. Ama çok istersem alırım. Başka bir kombin var mı peki? Burada yok. Buradan çıkalım dış ses. Vakit kaybetmeden gidelim istersen. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Geleceğim yine. Bu arada Tina da ilk kombiniyle galaya hazır görünüyor. Tek kollu bir elbise giydim. Bence aşırı yakıştı. Esmerim ya hani. Saçlarını nasıl yaparsın peki bu elbiseyle? Saçımı muhtemelen yukarıda toplarım ya da yan toplarım. Onu açık bir ayakkabı düşünüyorum. Yüksek topuklu mu tercih edersin? Evet, yüksek topuklu kesinlikle. Çünkü biraz daha beni yükselsin. Zaten boyum uzun ama biraz daha yükseltmesini isterim tabii ki. Bu elbiseyle rakiplerine meydan okuyabilecek misin? Bence en havalı benim şimdi. Senin başka kombinin var mı peki? Yok, hemen mağaza değiştirelim. Sadece mağaza değiştirmeden önce bunun fiyatını hemen soralım. Hanımefendi, bu elbise, denediğim elbiseye fiyatını söyleyebilir miyim? 595 lira bu elbise. Fiyatı makul görünüyor. Karar verip öyle geleceğim. Hadi görüşürüz. Ne kadar demiştiniz? Elbisenin fiyatı 595 lira. Bana ne olursun çok indirim yapın ya. Gelin, düşünürseniz yardımcı oluruz size. Tamam, çok teşekkür ederim. O zaman onu bana ayırtın, tamam mı? Geliyorum hemen. Tina yeni kombinler ararken Nihan ilk kombinini denemiş bile. Şimdi bugün Doya Doya Modern açılış galası var bildiğiniz gibi. Bu ceketin rengi inanılmaz güzel. Bana da çok yakıştığını düşünüyorum tabii ki. Altına herhangi bir pantolon ya da başka bir şey olabilir. İçinde crop düşünüyorum. Ben bunu çıkartıyorum. Nihan turunculara bürünürken Zeynep klasiklerden vazgeçmemiş. Nasıl olmuş listes? Beyaz benim rengim. Hoş görünüyorsun. Beğendin galiba bu elbiseyi. Evet, beğendim aslında ama daha iddialı parçalarda bulabilirim diye düşünüyorum. Çünkü bugün ilk gala ve en iyisi ben olmalıyım. Fiyatı ne kadarmış peki? Pardon, bu elbisenin fiyatı nedir acaba? Ama pazarlık yapabiliyoruz değil mi? Pazarlık sünnettir. Pazarlık yaparız artık. Teşekkür ediyorum. Başka bir elbise daha denemeyecek miydin? Onu denemeyeceğim çünkü kırmızı rengiydi. Duruşunu gördüm üstünde. Başka bir şeylere daha bakalım. Bu elbiseyi aklına yazan Zeynep temkinli davranarak arayışına devam ediyor. Evet, birkaç mağaza daha. Aa, şurada da bir mağaza var. Şurayı istiyorum. Burası mı? Şurası.
Zeynep yeni kombin ararken Özge elbisesini denemiş bile. Boy olunca. Bedeni biraz bol olmadı mı sence de? Ben beğendim. Tenim bronz olduğu için yakıştı bence. Güzele ne yakışmaz. Başka bedenlerine de bakabilirsin. Birkaç beden daha deneyeyim. Sonra bakalım. Sen karar verirken biz de Aleyna'nın yanına gidelim. Dış ses böyle bir ceket giydim. Ceketin kalıbını hayal edememişim. Çok büyük oldu. Şöyle bir dön de endamına bakalım. Kocaman oldu. Ben bunun küçüğünü deneyeceğim. Kombin yapacağım, geleceğim. Gitmeden önce fiyatını da öğrenelim mi? 450 TL dış ses. Dış ses burada da bir şey bulamadım. Şimdi çıkıyoruz. Başka mağazalara bakalım. Hadi gel. Aleyna gala gecesi için kombin aramaya devam ederken Banu fuşya rengi bir kombinle karşılıyor bizi. Merhaba, bu benim ilk denediğim elbise. Rengi hoşuma gitti, rengi güzel. Fakat şu göğüs kısmını çok beğenmedim. Ama yine deneyeceğim bir kazıç elbise daha ve sonra karar vereceğim. Fiyatı ne kadarmış bu elbisenin? 2000 lira. Yani benim bütçem 1000 lira bana. Lütfen yardımcı olun. 1000 liraya alsan bile ayakkabı ve çanta alamıyorsun. Ay çok üzüldüm şu an. O zaman çıkarayım ben bunu. Elbiseni çıkarmadan önce kendine rakip olarak gördüğün birisi var mı söyle bakalım. Rakip gördüğüm birisi şu an için bugün karar vereceğim kombinlerine göre. Zamanın azalıyor bu arada. Farkındasın değil mi? Ay dış ses beni lafa tutuyorsun. Hep gidiyorum ben. Vaktim de azalıyor. Ya baktım ama çok istediğim gibi olmadı. O yüzden başka yerlere de bakacağım. Hadi dış ses koş. Zaman hızla akarken Hülya yeni bir elbise denemiş bile. Bu elbiseyi de ben çok beğendim. Dış ses ben böyle otrişli, böyle zarif tarz kıyafetleri gerçekten beğeniyorum. Bu elbise ne kadarmış peki? Bunun fiyatı 3000 TL. Bütçem oldukça aşıyor fiyatı ama pazarlık yapacağım. Bununla ilgili de bir mücadeleye gireceğim dış ses. Artık bir kombin oluştu aklında sanırım. Kafamda iyice bir şeyler oluşmaya başladı. Ben gidiyorum pazarlık yapmaya. Efsane ama arkası kapanmadı, o yüzden arkasını göstermeyeceğim. Allah'tan terzi var. Şıkır şıkır. Çok hareketli görünüyor üzerindeki elbise. Kararını vermeden önce yarışmacılar hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? Banu zaten tarzı olmadığı için sempatikliğiyle burada kalmaya çalışacak diye düşünüyorum. O yüzden bir karakter oluşturdu. Böyle şımarıklık yaparak böyle cici kız tavırlarıyla kalmaya çalışacak. Tarzı yok çünkü. Elbisene karar verdin mi peki? Ben şimdi bir üstümü değiştireyim. Hemen başka bir mağazaya gidip bakalım. Hani başka şeyler de oluşsun, aklımda fikirler oluşsun. Zamanım daralıyor. Hadi bakalım. Nihan, bütün Bakırköy'ü koşarak gezdin bugün. Sus be! Diğer yarışmacılar kombinlerini yaptı bile. Ama ne yapayım? Böyle en güzel ben olmak zorundayım. O yüzden de seçici davranıyorum yani. Bir Başak Burcu olarak anlıyor musun beni? Çok seçicisin ama bu şekilde işin zor. Haberin olsun. O mu small? Okey. Tamam, onu ben alayım, deneyeyim. Ki dış ses belki bir nebze de olsa yakamdan düşer. Senin yakandan düşüp Aleyna'nınkine yapışıyoruz. Geldim dış ses. 40 dakikan kaldığını hatırlatmam gerekiyor. Tamam, yetiştireceğim. Dış ses ben bu elbiseyi çok beğendim. Ama iç gösteriyor. İçine giyebileceğim ince askılı böyle elbise tarzı, astar tarzı. Fiyatını hiç sormadın Aleyna. Bunun fiyatı ne kadar? 3500 TL. Ama ne yaparım? Ben istersen bu elbiseyi alırım. Emin olmadan önce üzerinde görelim istersen. Tamam, alıyorum. Hemen kabine gidiyorum. Siyahı deneyeyim. Direkt siyahı alayım. Çok teşekkür ederim. Bu arada Özge yeni bir elbiseyle karşılıyor bizi. Böyle bir elbise giydim. Gerçekten böyle pulları, dokusu inanılmaz güzel. Gerçekten çok beğendim. Bu kıyafet de zaten burada benden başka kimse olmaz. Boy ve kilo olarak burada giyebilecek bu kıyafeti tek. Bu güzel elbisenin fiyatını merak ettik doğrusu. 10 bin lira ama 10 bin lira da eder. Biz de giymiş olduk, görmüş olduk. Ama tabii ki bütçemi aşıyor. Bütçe konusu önemli tabii. Bakın Banu bütçesine uygun bir elbise bulabilmiş mi? Banu sen misin? Evet benim. Cansız manken sandım bir an seni. Ay teşekkür ederim dış ses. Beni şımartıyorsun. Fiyatını sormuş muydun elbisenin? Bunun fiyatı nedir? 395 TL. Peki bana yardımcı olabilir misiniz fiyat konusunda? Elbise içine sindi mi peki? Böyle zaten renkli bir şey istemiştim. Yırtmaç detayı hoşuma gitti. Sadece tellallık minik bir işleri var. Biraz sıkılaşacak. Onun dışında bir elbise güzel. Ama bir farklı kombin daha deneyeceğim. O da sürpriz olsun. Elbiseni denemeden önce elemelerden geçebileceğine inanıyor muydun? Anlat bakalım. Elemelerden geçeceğimi zaten
düşünüyordum. Çünkü ben bunu bilerek geldim. Ben bir işe başlarsam her zaman ve her zaman iddiamla gelirim. Doya doya modadan tacımla geldim. Tacımla da prenses birinci olarak gideceğim. Hadi bay bay, tutma beni. Banu'yu heyecanıyla baş başa bırakıp Zeynep'in kendine has tarzındaki kombinini inceleyeyim. Renk harika. Rengi çok beğendim ama bayağı daraltmam lazım. Fiyatını da öğrenebilir miyiz? Bunun fiyatını öğrenebilir miyim bu takımı? 800 TL pazarlık payımız var mı? Pazarlık sünnettir, yaparız pazarlık. Yani küçük bir pazarlık yaparsınız. Pazarlık demişken Özge de aynı dertten müzdarip görünüyor. Bunlarda son fiyat en son indirim ne yapabilirsiniz? Olur değil mi? Tamam. Bak ceket efsane, star parça ama kombin olarak olmadı. Nasıl kombinleyeceğine göre değişir tabii. Şurada ceketin deseni bir şey gördüm. Elbisesi mi var yoksa? Tulumu varmış. Ay bana tulum yakışır biliyor musun? Fiyatlarına baktın mı? 575. Fiyatı da iyi. Üzerindeki ne kadar peki? Bu 500 küsür. Ceketim 595, 350 pantolon. İçindeki crop ne kadardı? 60 liraymış. Ama ben bir tulumu denemek istiyorum. Sen tulumunu denerken biz de Tina'nın ne durumda olduğuna bakalım. Merhabalar. Gözüne kestirdiğin bir şey var mı? Bak bakalım. Pembe bana çok yakışır. Muhtemelen bunu denerim. Banu'nun prenses tacıyla gelmesine ne diyorsun peki? Sordum kaç yaşındasın? Hiç söyleyemedi çünkü hesaplayamadı. Banu'cum, şimdi buradan sana eşyalarım içinde hesap makinesi çıktı canım. Bunu alırsın, bundan sonra yaşını hesaplarsın. Ona göre herkese cevap verirsin, tamam mı? O yüzden sana hesap makinesi aldım. Görünce sana vereceğim. Banu, fena oynuyorsun. Bence Hülya da biraz oynuyor. Hülya hakkındaki düşüncelerini de öğrenebilir miyiz? Hülya valla bugün hiç beni ağzından düşürmedi. Galiba korktu benden. Öyle düşünüyorum yani. Allah. Evet. Öyle mi? Canım burada mıydın ya? Buradaydım. Şuradayım. Şuradayım. Hakkımda konuşuyorsun Tina. Tina bütün gün benim peşimdeydi. Hülya, Hülya, Hülya. Her yerde Hülya da Hülya. Hatta elbisemi aldığım mağazaya gelmiş. Elbisemi göstermişler. En son onu orada gördüm. Orada da hala Hülya, Hülya diye dolaşıyordu. Bu nasıl bir hayranlık dış ses? Hayır. Bu nasıl bir hayranlık? Hanımefendi bugün sürekli bana yürüyor. Galiba korktu bugün de. Bir soralım, korktu mu canım benim? Sence Tina'cığım senden korkma gibi bir durum olabilir mi benim? Evet, niye olmasın? Olur mu diyorsun? Tabii ki. Belki burada zamanla kendini değiştirir ve geliştirirsen senle modelle ilgili konuşabiliriz. Siz sohbet ede durun, biz de Nihan'ın yeni kombinini inceleyelim. Kızlar tekrardan merhabalar. Gördüğünüz gibi yine bence bu renkler inanılmaz güzel oluyor bana. Sence dış ses öyle uzaktan bakmakla olmuyor. Gözlerimiz kamaştı. Bu renk gala için uygun mu sence? Baksana rengi bence tenime ve yüzüme inanılmaz güzel oldu. Ben her halimle tabii ki çok. Sendeki bu özgüven bir de Banu'da var. Hatta çoktan kombinini yapmış bile. Görmek ister misin? Allah aşkına bunu yapsan olur, yapmasan olur. Bu arada sadece yarım saatin kaldı. Haberin olsun. Ben çıkıyorum. Koş hadi. Paça boyuna bir şey derler mi bilmiyorum. Zaten uzun boyluyuz. Bunu hep yaşayacağız bu sorunu ama ben beğendim bu paça boyunu. Kombinine karar verebildin mi peki? Verdim. Ellerin boş çıkmışsın Özge. Nereye gidiyoruz? Şimdi bir ayakkabı çantacıya bakalım. Kararımızı verelim. Sonra bütçeme göre elbiseyi de alacağım. Zaman azalırken Aleyna yeni bir kombin denemiş bile. Geldim. Nasıl oldu elbisen? Ben bu elbiseyi çok sevdim. Çok sevdim. Sadece iç gösterdiği için içine siyah bir şey giymek zorunda kaldım. Tabii ki böyle kombinlemeyeceğim. Kombinlesem herhalde yanımda aynayla gezerim. Bu elbiseyi alıyor musun yani? Ben bunu bir şekilde alacağım. Çünkü çok beğendim. Eminim ki buradaki ablamız bana yardımcı olacaktır. Başka bir kombinin var mı peki? Var. Deneyeceğim. Sen yeni bir kombin denerken biz de Zeynep'in elbisesini inceleyelim. Nasıl olmuş işte? Çok hoş görünüyorsun Zeynep. Bu güzel elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? Bunun fiyatını öğrenebilir miyim? 2200 TL. Pazarlık payımız var mı? Ne kadar var? %10 mu? Yok canım. Beğenirsem güzel bir pazarlık ederiz herhalde. Yarışmacılarımız ilk gün heyecanıyla sürenin nasıl geçtiğinin farkında bile değil. Tina, hala oyalanıyor musun sen? Ama ne yapayım, burayı çok beğendim.
beğendiğim elbiseler harika. Buradan arayıp çıkacağız işte. Merak etme. 19 dakikada bitiriyorum. Gitmeden önce elbisenin detaylarından bahseder misin? Şimdi bu bir elbise. Burada sadece bir sıkıntısı var. Biraz açılıyor orada, sonra kendim hallederim bunu diye düşünüyorum. Bana çok yakışacağını düşünüyorum. Sen de diş ses nasıl oldu? Hoş görünüyorsun ama senin kararın tabii ki. Ne kadarmış peki? Hanımefendi, elbise kaç para? 1100 mu? Ama ne olursun, benim sadece 1000 lira bütçem var. Onunla ayakkabı alacağım, elbise alacağım, takı alacağım, çanta alacağım. Lütfen bana çok özel bir indirim yapın, ne olursun. Ama... Çok teşekkür ederim o zaman. Çok teşekkür ederim hanımefendi. O zaman ben hemen bunu değişip geliyorum. Tina elbisesine karar verirken Nihan arayışına devam ediyor. Yarım saat süren kaldı Nihan. Ben korkmuyorum çünkü sen de korkma. Çünkü halledeceğim. Arkadaşların kombinlerini yaptı bile. Tamam biliyorum. Evet. Ama halledeceğim, merak etme. Bunun bedenini alabilir miyim? İçine sinen bir model bulabildin mi peki? Şimdi çok güzel bir elbise buldum ben. Harika, bana da çok yakışacak. Buna kesinlikle eminim. Fiyatı 1539 TL. Ben bilmiyorum, çok büyük kavga olacak kesin yani. Pazarlıkta kendine güveniyor musun? Ben hallederim, merak etmeyin siz. Bu arada Aleyna da yeni bir kombinle karşılıyor bizi. Hello. Bu elbisenin fiyatını öğrenebilir misin? Bunun fiyatını öğrenebilir miyim? O da 2500. Dış ses. Biz buradan alışveriş yapabilir miyiz sence? Senin pazarlık yeteneğine kalmış bir durum bence. Bence yapabiliriz. Karar verdiysen seni kasada bekliyoruz Aleyna. Karar verdim, elbisemi alıyorum, çıkıyorum, sürpriz bekleyin. Bay bay. Elbisemizin normalde fiyatı 3500 TL dış ses. Bakalım ben bu elbiseyi alabilecek miyim? 3000, hadi bir de program indirimi yaptık. 2500. Olmaz, bizim bütçemiz 1000 TL. 1000 TL. Ben ayakkabı alacağım, çanta alacağım, takı alacağım. Elbise alacağım ekstra içine. Bana ne olursunuz biraz daha indirim yapar mısınız? Lütfen, ya, lütfen, lütfen. Daha, bir tık daha. 1000 TL deriz. 1000 TL buraya verirsem nasıl çıkayım podyuma? Yalın ayak çıkmak zorunda kalırım. Tamam, 500 lira diyelim. Dış ses gördün mü? Bravo, sağlam pazarlıkçı çıktın. Bugünü tarihe yazın. Ödeme yapmayacak mısın? Ay, unuttum dış ses. Hemen ödememi yapıyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kombinine karar veren Özge de soluğu kasada alıyor. Evet, 800'ü veriyorum şimdi. Kalan paranla kombinini tamamlayabilecek misin? Neyse, onlar da pazarlık yapacağım, buna inanıyorum. Şöyle vereyim size. Kalan süreni de hesaba katmayı unutmayalım tabii. İyi günler. Bu arada Nihan da yeni bir kombin deniyor. Tatam tatam. Kırmızı çok yakışmıyor mu bana? Kafa sallama. Buna jüri karar verebilir. Ama insan bir der, evet çok güzel oldu der yani. Bir şey söyler, bir fikrini söyler yani azıcık da ya. O kadar çok kombin denedin ki kafam karıştı doğrusu. Ya 3 tane kombin denedim. Vallahi hangisini seçeceğim bilmiyorum. Çünkü ikisi, üçünün arasında karar vermek çok zor. Artık konuşmakta bile zorlanıyorum. Süren azalıyor ama karar versen iyi olur. O zaman ben bunu çıkartayım, o arada da düşüneyim. Sen düşünürken biz de seni kasada bekliyor olacağız. Tekrardan merhabalar. Şirinlik yapayım ve bana indirim yapman lazım. Hem de elbisenin fiyatı çok fazla olduğu için baya baya bir indirim yapman lazım. Ben onu alıp çıkmam lazım. Ne olur hadi bana yardımcı ol. İşinden gelen rakamı söyle, azıcık daha yardım yapalım. O zaman yapalım. Şöyle yapalım, hiçbir şey kazanmayalım. Sizi buradan mutlu gönderelim. Evet. Belki ileride 400. Değerli müşterimiz olursunuz. Ay. 600 en son. Ay çok teşekkür ediyorum. Vallahi bitti param. Son paramı da sana veriyorum zaten. 300, 500, 600. Çok teşekkür ediyorum bir tanem. Çok sağ ol. Sonunda istediğin kombini aldın Nihan. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, ayakkabı bakmaya gideceğim. Zaten çok az kısıtlı vaktim var ama kafamda bir şey olduğu için kesinlikle beni düşürmeyecek bu. Problem yok. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Görüşürüz. Kızlarımız bir bir kombinlerine karar verirken bakalım Banu ne durumda? Merhaba. Nasıl olmuşum diş ses? Söyle. Bu renk seni daha çok açmış Banu. Evet, ten rengime bu tonlar daha çok yakışıyor siyahtan ziyade. Ve yaşıma da daha uygun. Siyah giyinince böyle kendimi daha büyük hissediyorum. O bana taşlı giyiyor diyen abla gibi hissediyorum. İsimlerini hatırlamıyor musun yani? Ay unutmuşum, aklımdan çıkmış. Demek ki o kadar ciddiye bile almadım. Sana unutamadığın kombinler gösterelim o halde. Ben ona benzer bir şey mezuniyetimde giymiştim. Aynı ona benziyor. Çok cici olmuştum. Sen ne zaman mezun oldun Banu? Liseden mezun oldum dış ses. Sen üzerini değiştir, biz seni kasada bekliyoruz. Elbisemizin fiyatı 2500 TL ama bir yanlışlık olmuş.
Bunun etiketinden %40 düşüyoruz elbisenin. Süper. Sizin için de ekstra bir indirim daha yapıyorum. 900'e kadar elbiseyi indiriyorum. Ama 900 olmaz. Çünkü benim 1000 lira bütçem var ve ben elbise aldıktan sonra ayakkabı alacağım, takı alacağım, çanta alacağım. Zamanın yeter mi bilemiyorum. Sizi ilk gününüzü özel kırmayacağım. Elbiseyi 700 TL'ye yapıyorum. İnşallah birinci olursunuz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Şimdi kahve içmeye gidiyor muyuz Banu? Hayır Dış Ses. Daha ayakkabı alacağız. Ondan sonra kahve. Koş Dış Ses. Sen kombinini tamamlarken biz de Zeynep'in durumunu kontrol edelim. Yine geldim. Elbiseni beğendin mi sonunda Zeynep? Beğendim. Ama şimdi sizinle pazarlık yapacağız. Biz de ben çok istedik ama sizin için bugün özel sanıyorum ilk günümü. 700. Gerçekten. Tamam. Tamam. Teşekkür ediyorum. Şöyle buyurun. Teşekkür ediyorum. Fişimi de alayım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok çok sağ olun. Şimdi ne yapıyoruz peki? Elbisemizi aldık, sıra ayakkabı ve çantada. Koş 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 Dış Ses, koş. Bu arada Tina da soluğu kasada alıyor. Evet geldim. Daha hiçbir şeyimi almadım. Sadece elbisemi aldım. Ne olursun bana çok indirim yapın ya. Teşekkür ederim. 850 yapalım. 800 verin bari. 200 ile ayakkabıyla çanta alayım. Ne olursun. Ne olursun lütfen ya. Teşekkür ederim. Ağlıyor musun sen? Çok kötüyüm. Hadi gidelim. Elbiseni aldın mı Tina? Yok orada. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Gözyaşlarımı sevinen kızlar olmuştur kesin. Hülya kesin demiştir. Ya hadi çantasını almadı. Hülya sen ne durumdasın? Elbiseme karar verdim. Peki siz patronla görüştünüz mü? Bana ne kadar olacak bu elbise? Evet, görüştüm. Size özel VIP bir indirim yaptım. Süper. 850 lira. Çok mersi. Şimdi nereye gidiyoruz? Hemen ayakkabımı halletmeye gidiyorum. Kıyafetine karar veren yarışmacılarımız kalan zamanlarında ayakkabı ve çanta seçebilecekler mi bakalım? Bütçem çok dar. 200 liram kaldı. Kaç numara ayakkabı giyiyorsun Özge? 40 numara ayağım. Bu renk çanta da bulursak var ya. Bunu sormayacak mısın? Sormayacağım çünkü pazarlıkta onu olduğu fiyatı unutacağız. Çantayla birlikte alıyorum, gidiyorum. Ayakkabıyla çantanın fiyatını bir öğrenebilir miyim? Ayakkabım 590 lira, çantam da 290 lira. Cin aşıyor galiba. Fazlaca aşıyor. Ben inanılmaz bir pazarlık yapmaya geleceğim. Tamam. Önce bir elbisemi alayım, sonra bunlar için geleceğim tekrar. Evet. Tamam. Teşekkürler. Tamam mıyız? Tamam. Evet, şunu da alayım ben. O lütfen. Zaman normalde olmuyor. Sana maliyetine 400 lira. Anlaştığımızı düşünüyorum. 30 TL'yi sen bana vereceksin. Helalleşeceğiz. Ve kabul ettin yani sonunda. Şükür. Evet, 30 TL'yi tamam. Alayım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. Kendinize çok iyi bakın. Lacivert, lacivert, lacivert. Ayakkabı yok mu? Ne olursun. Çok az sürem kaldı. Ama lacivert yok. Sen ne renk ayakkabı istiyorsun Aleyna? Kırmızı ayakkabı mı giysem bilmiyorum. Kafam çok karıştı. Ama bu yine olmaz. Tamam, gel o zaman. Ben... O modelden istiyorum. Aynen, kapalı mı? Beni anladın değil mi? 15 dakika süren kaldı Aleyna. Of! Abi çok taşlı burası. Hangisi? Tamam bu olur. Abi çanta, çanta. Lacivert çantam var da ne olur. 30, 39. Deneyeyim mi 2 dakika? Abi neredesin? Abi hadi be. Abi. Evet. 300. Evet. Evet mi? Evet. Çak abi. Teşekkür ederim. Kaptım yine indirimi. Bu arada Özge de ayırdığı ayakkabı ve çanta için geri dönüyor. Senden bedavadan biraz pahalıya almaya geldim. Tabii sıkıntı yok. Bütçe ne kaldı? 200 kaldı ama aksesuarım yok. 150 lira ver benim hediyem olsun. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür sarılmak istiyorum şu an. Bizden giyinenler genelde şampiyonluğa kadar gidiyor ona göre. Kolay gelsin. Ben de çok memnun oldum. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Banu sen kombinine karar vermiş miydin? Evet şimdi takı bakmaya geldik. Elbiseme uygun takı bakacağız. Ayakkabı alamadın ama daha. Bir planım var o yüzden Dış Ses. Hemen ödemem lazım bunu hemen. Sonraki planın ne peki? Ayakkabı ve çanta eksiğimiz kaldı. Koş. Koş 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 gel. Bakalım Tina konseptini tamamlayabilecek mi? Bu ne kadar? Normal stiletto var mı? Benim bütçem çok az kaldı. Bana indirim yapabileceğiniz mi? Teşekkür ederim. Çünkü 200'üm kaldı. Çanta ve ayakkabı alacağım lütfen. Evet bunu çok beğendim. Neden ağlıyorsun Tina? Bütçem bitti. Diğer kızlar kombinlerini tamamlamak üzere. Lütfen hızlı olur musunuz? Çanta var mı dediniz? Ben bunu çanta alacağım tamam mı? Lütfen ne olursun kabul edin. Ama param bitiyor.
bari 50 TL bırakın. Bari 50 TL bırakın. Ben bir çanta alayım lütfen. Teşekkür ederim. Piş isteyeceğim. Piş. Ayakkabı 150 diye. Biraz hızlı. 5 dakika süren kaldı. Koşarak çıkman lazım. Tamam. Bu güzel. Fiyatı ne bunun? 10 lira çıktı. Evet, bunlardan 2 çift alayım. O küpeden vazgeçtim. Elim çok boş kalıyordu. O yüzden bu yüzükle bu küpeyi alıyorum. Paramı artırdım bile. 40 lira tuttu küpeyle yüzük. Şimdi bu 10 lirayla da kahve içeceğim. Sana şimdiden afiyet olsun Özge. Bakalım Zeynep ayakkabısına karar verebilmiş mi? Ben bu ayakkabıya aşık oldum. Harika. Şimdi Nazif abi ayakkabıyı yapar. Evet. Ama önemli olan bu ayakkabıyı bana satmam. Evet. Param yok Nazif abi. Sen kendin alacaksın, ben satmayacağım. Ayakkabı işte. Kendini satıyor zaten. Ayakkabı kendini satıyor ama giyende de şimdi lütfen. Ayakkabı sadece satanla olmaz bu işler. Yeni gelen yarışmacılara, yarışmacılara, bizim tanışan ilk yarışmacılara jest yapıyoruz. Normalde %50 alıyoruz. Burası da %50'si 500 lira yapıyor. Ama benim 300 TL'm var. Evet, ben bunu sana veriyorum. Gidiyorsun. Hakkını helal ediyorsun. Fişini almayı unutma ama. Evet, fişimizi de aldık. O zaman ablanız kaçar. Alışverişini tamamlayabilecek misin? Ayakkabım bile yok. Lütfen dur, beni panik yapma. Bulacağım, alacağım. Hemen şu takımı bulayım. Hah, evet. Böyle bir şey olabilir. Fiyatı ne kadarmış? 44 TL bunun fiyatı. Bence bir tane küpe alabilirim. Şu da olabilir. Bu ne kadarmış? 29 TL'ymiş. Ama ben bunu alayım ya bence. Biraz pazarlık yapayım tabii. Siz de şöyle buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi nereye gidiyoruz? Fişimi alıyorum. Hemen koşa koşa ayakkabı almaya gidiyoruz. Hadi. Hülya ayakkabısını seçmeye giderken Aleyna aksesuarına karar vermiş bile. Çanta almadım ben ya. Şunu bir alayım de. Ne kadardı? Fişimi alabilir miyim? Çantanız var mı? Yok. Bir ses koş. Boş hadi. Hemen yan tarafta bir çantacı var. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Alışverişini tamamlayan Özge, yarışmacılara nispet yaparcasına kalan 10 lirasıyla kahve keyfi yapıyor. Teşekkür ediyorum. 10 liralık kahvem de geldi. Kızlar alışverişini yaparken ben de keyfimi yapıyorum. Bakalım Banu kalan parasıyla alışverişini tamamlayabilecek mi? Evet, son paramız kaldı. Abi ne olur bir şey yap. Bak bu kadar param kaldı. Gel bakalım. Takımı da aldım, geldim. Tamam, senin gibi prenses. Hazır bir saatin ayakkabı. Seni üzmeyelim. Ayakkabına ne kadar ödüyorsun Banu? Ayakkabı ya 275 anlaştık ama çantaya da ciddiyet var ha. Bir şakam kaldı, iki gün öğrenirim. Hadi bakalım, lütfen. Sana böyle bir jest yapalım. Gerçekten mi? Ve o kadar mutlu ettin ki şu anda. Eksik parçan kaldı mı Banu? Kalmadı. Ayakkabı ve çantanı kaç liraya almış oldun Banu? Şu an bu ikisini 275 liraya aldım. Alışverişin bitti mi peki? Evet, ve alışverişim 0 liram kaldı, bitti. Şöyle vereyim abi, görüşürüz. Teşekkürler. Ay çok minimalize bir şey bulmam lazım. Başka bir şey alacak mısın? Kolye bakacağım şunu. Sen seçimini yap, biz seni kasada bekliyoruz. Fiş alabilir miyim? Size zahmet. Aksesuarına ne kadar ödüyorsun niye? 30 TL. Eksik parçan kaldı mı peki? Şimdi geri hiçbir şeyimiz kalmadı, ben bittim. Buluşma noktasında görüşürüz o halde. Gidelim, tamam. Görüşürüz. Bu arada Hülya da ayakkabısına karar vermek üzere. Ne durumdasın Hülya? Ay çok güzel. Gerçekten tekini denemeyeceğim bile. Zaten vaktim yok. Çantamla böyle bir çanta geldi. Biraz daha taşlısı var mı? Çanta olarak da şöyle bir gayet bence güzel. Bence çok güzel bir takım oldu. Bu çok fazla oldu ona. O çok aynen. Güzel. Hemen ben gidiyorum şu an pazarlığa. Hemen geçelim kasaya. Hemen aynen öyle. Yetiştirelim biz. Bakalım bütçen yetecek mi? Bu var. Son param zaten. Çıkardım. Hülya'nın ardından Aleyna da soluğu kasada alıyor. İstediklerini alabildin mi Aleyna? Alamıyorum. Hiç mi bir şey yapamazsınız lütfen? Arasanız birileri, söyleseniz. Elbisesiz çıkacağım ama podyuma. İlk günüm yarışmada. Eğer el becerin varsa villamızdaki kumaşlardan kendine krop dikebilirsin. Vakit kaybetmeden çıkalım o zaman. Gidelim. Aleyna buluşma noktasına koşarken biz de Tina'nın yanında alıyoruz soluğu. Hem param bitti hem süren bitti. Bir tane fuşya çanta istiyorum. Tina, sana kötü bir haberim var. Maalesef süren doldu. Gittim, geri geldim lütfen ya. Hemen buluşma noktasına gitmen gerekiyor. Tina çok iddialıydı bugün alışverişe başlamadan önce ama çantasını alamadı, kendisi yetiştiremedi. Demek ki çok büyük konuşmayacakmışsın Tina'cığım. Aşırı mutsuzum. İlk günden böyle başlamak hiç istemezdim. Kendimi çok güvenerek yola çıktım ama maalesef ki süreyi tam ayarlayamadım. Yerden dolayı diyebiliriz. Çok da heyecan yaptım bugün. Tüm arkadaşların alışverişini tamamladı. Sen fazla oyalanmış olabilir misin? Çok üzgünüm.
Burayı hiç tanımıyordum ve mağaza bulamadım. İlk günün günahı olmaz. Şimdi yarışmacılarımızın yanına gidelim istersen. İlk alışveriş gününüzü tamamladınız hanımlar. Geçmiş olsun hepinize. Teşekkürler. Senin alışverişin biraz kötü geçti sanırım Tina. Alışverişim çok iyi geçti. Son dakika çantamı yetiştiremediğim için çok üzgünüm. Sadece sen yetiştiremedin sanırım. Evet. Bana hesap makinesi verecekmişsin. Keşke sen kullansaydın da süreni yetiştirseydin. Canım benim, sen 3 kere yaşını sordum, söyleyemedin. Heyecandan olabilir. Sen 3 kere yaşımı sordun. 3 kere bugün yaşını sordum. Hep 2000'liyim. 2000'liyim söylüyorsun. 2000'liyim. Hesaplayamıyor musun? Galiba sen de hesaplayamıyorsun. Hesaplayamıyorsan al. Hesap makinesi kullan. Tina bugün bana demiş ki, Banu'ya hesap makinesi getireyim, yaşını hesaplasın. Ben 2000'liyim ve benim yaşımı hesaplamam çok kolay. Tina 2000'li olmadığı için beni kıskanıyor olabilir. Sohbetinize evde devam edersiniz hanımlar. Herkes hazırsa ilk günün finaline hazırlanmak üzere doya doya Moda Villası'na doğru yola çıkalım. Evet, artık gidelim. Yarışmacılarımız villaya ulaştıkları gibi kombinlerindeki son rötuşları yaptırmak için terzilerimizin yanına koşuyorlar. Aleyna bin Turiye. Geç hadi. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Aleyna, ne yapıyorsun? Ben Tina. Teşekkür ederim. İyi misiniz? Kızlar. Efendim de siz. Ne bu acele böyle? Acelemiz var. Ama hemen bir an önce hazırlamamız lazım. Ne olursun. Ama önce arkadaşlarımızı tanıyalım isterseniz. Hoş geldiniz hanımlar. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Kader ben. Neler yapacaksınız bakalım kızlarımıza? Yarışmacı arkadaşlarımızın hayal ettikleri tasarımları gerçekleştireceğiz. Sizi de tanıyalım mı? Zehra. Bakalım başınıza neler gelecek. Bir an önce başlayalım mı, ne dersiniz? Bu elbisemin şöyle, onu kimse sürekli... görmeden bakayım. Evet. Evet. Ne olacak? Elbisemin mı? Onu açılıyor. İki taraflı hilal var mı? Var. Onları sen hayal ettiğini sadece söyle. Tamam. Gerisini sadece, bize bırak. Tamam. Sadece onu yapıştırmasını istiyorum. Yani açılmasını istiyorsun. Yırtmacı kapatıyorsun. Evet. Yırtmacı kapatıyorum. Tamam. Tina ölçü verirken sen de kendi tadilatından bahsedebilirsin Aleyna. Ben de elbisem bu şekilde tül. Tamam. İç gösteriyor, içine tam bu renk tonunda, mavi tonunda, yani bu tarzda astar istiyorum ama askısı. Boyutu nereye kadar olacak? Mini olacak burada. Çünkü elbisemin önü de mini. Tamam, önü askısı çok açık mı ona göre ve göğüs dekoltesine yaka başlayacak. Vereceğim. Bu şekilde gelecek, ve kalp olacak. Yaka. Tamam. Tina, ölçülerini verdin sanırım sen. Ben gidiyorum. Backstage'de görüşürüz. Görüşürüz. Sen ne durumdasın Aleyna? Ben astarımın rengine karar verdim. Nasıl bir şey istiyorsun içine? Elbisemin bu yaka kısmı da tül olduğu için ince askı istemiyorum. Straplez gelecek, kalp yaka gelecek ve mini olacak. Dümdüz bir astar, bu kadar. Bakalım jüriden olumlu eleştiriler alabilecek misiniz? Alacağımı düşünüyorum. Backstage'de görüşürüz o halde. Bu sana emanet, görüşürüz. Tamamdır, görüşmek üzere. Yarışmacılarımız saç ve makyaj hazırlığına geçerken terzilerimiz de tadilat işlemlerini yetiştirmeye çalışıyor. Günün finaline dakikalar kala, heyecan dorukta. Kolay gelsin hanımlar. Teşekkürler size. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Süper. Alışveriş yorgunluğunuzu atabildiniz mi? Evet. Asla. Bomba gibiyiz. Zeynep, senin sessizliğinin bir sebebi var mı? Zeynep yorgun. Ben yorgun olsaydım ilk bitiren ben olmazdım herhalde diye düşünüyorum. İlk bitirip ben geldim i̇lk ve sizi bitiren bekledim. İlk bitiren değil miydi? Ben bitiren bendim. İlk bitiren keyif kahvemi içtim. Kız hayatım ikisi de Zeynep'ti. Toplanma yerine ilk geldiğinde kim vardı? Ben vardım. Seni gördüm mü görmedim. İlk bitirdin Zeynep bunu. Sonuç olarak kolaylar yerlersin sana bir ay yeter. Herkes bana bir koalisyon kurdu bugüne. Sen geldiğinde ben ikinci kahvemi içiyordum. Zeynep'cim üzülme, meyveli ağaç taşları tatlı. Toplanma yerine ilk sen geldiysen hayatım, destek mi oluyorsun? Aha, oldum. Ayağının tozuyla. Sen köstek olama, ben destek olurum hayatım. Benim desteğe ihtiyacım yok hayatım. Benim ben her zaman ihtiyacım yok. Sesin gelmiyor Zeynep. O kadar zirvedesin ki bak, yanımda olmana rağmen ses alamıyorum senden şu anda. O zaman biraz yukarı çıkmayı dene hayatım. Aşağıdasın, duymuyorsundur. İroniye bak sen. Zeynep! Sen de mi aşağıdasın? Olsun aşkım, üzülme, haklısın. Bir insan beni dinle. Eksiklerini böyle örtüyor. Galiba... Ben üzülmem hayatım, üzerim genelde. Galiba erken bitirdin diye alışverişini herkes kıskanıyor. Banu, herkes saçını ve makyajını yaparken sen tüm hazırlığını tamamladın sanırım. Yo, değil ama ben
Hemen hazırlarım saçımda, makyajımda. Çeneniz çalışırken eliniz de boş durmasın o halde. Hoş geldiniz. Doya Doya Moda'nın 3. sezonuna hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ve tabii ki hoş buldum. Evet, çok çok özledik. Çok çok özledik. Biliyorum ki siz de bizi çok özlediniz. Tekrar yuvamıza döndük ve başta sevgili Acun Ilıcalı'ya ve değerli TV8 ailesine çok çok teşekkür ediyorum kendi adıma ve tüm ekip arkadaşlarım adına. Hemen unutmadan da söylemem gerekiyor ki jeneriğin müziğini bile o kadar çok özlemişim ki. Ay Dilge'ye de buradan kocaman bir teşekkür. Evet, bomba gibi bir jüriyle geldik. Yine her zaman olduğu gibi başta canımız, ciğerimiz Uğurkan Erez. Tabii ki. Evet, öncelikle büyük duayen Uğurkan Erez'i ben bir gönülden bir alkışlamak istiyorum. Aman efendim, aman efendim. Teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Teşekkür ediyorum, ben de. Ama, ama çok değerli. Gerçekten tasarımcıların zor bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ve çok değerli iki arkadaşım var, meslektaşım var. Öncelikle Serdar Uzuntaş'tan bahsetmek istiyorum. Gerçi kendisi bahsedecek kendisinden. O da nasıl oldu ya? Kendisini kendisinden bahsedeceklerken. Serdar gerçekten ciddi anlamda moda bilgisi olan ve de o da kendi branşında büyük bir duayendir. Onun için ben kendi adıma çok çok mutluyum. Serdar Uzuntaş'ı aramızda gördüğümüz için. Ben de mutluyum. Ben de çok mutluyum. Çünkü gerçek bir... Gerçek bir vizyoner. Çok önemli. Evet. Serdar'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Gülşah'cığım. Senden bu kadar güzel sözleri duymak benim için çok önemli. Estağfurullah. Gerçekten öyle. Her şeyden önce... O kadar güzel bir ailenin içinin... Ay çok heyecanlıyız biz. Hepimiz heyecanlıyız. Evet, evet, evet çok heyecanlıyız ya. Aa. Evet. Söyle bakayım ben sana neler... Ay yavrum, şimdi önden böyle tatlı tatlı konuşuyorum. Sonra bilmiyor ki başına neler gelecek. Evet. En başta... ...dehalen burada olduğuma inanamadığımı söylesem... Ben zaten hiç inanamıyorum, hiç gelmezsin diye diyordum. Nerelerden getirdik? Çünkü... Gerçekten Türkçe bilmiyor. Dehalen şokta olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü o kadar hızlı olaylar gelişti ki... ...Milano-İstanbul arası yaşayınca... Ayıptır söylemesi. Evet. Via Monte Napoleone. Evet, aynen. Via Monte Napoleone. Evet. Orada buluşalım. Ne kadar yurt dışında yaşıyor olursanız olun, insanın doğup büyüdüğü yer gibi olmadığını söylemek istiyorum. Tabii. Bana da böyle bir teklif gelince arkadaşlar, ışık hızıyla kendimi burada buldum. Çünkü hem senin kendi iş alanın, branşın, evet, hem de özlemişsin tabii Türkiye'yi. Evet. Koşarak geldin. Evet, çok çok mutlu olduk aramızda ben de, olduğun ben de çok için. Mutluyum sizlerle birlikte olduğuma. O kadar güzel bir ailenin içindeyim ki mutluluğumu dile getiremiyorum bile desem yeridir yani. İyi ki aramızdasın. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani gerçekten böyle burada o kadar... Bak ben yine konuşmayı unuttum. Yine konuşmaya. Benden. Hep bu ilk programın heyecanından oluyor. Biliyorsunuz sonra da çenem bir düştü mü kimse susturamıyor beni. Ama biz o kadar heyecanlıyız ki içeride akış toplantısı yaparken falan kızları tanımak için çok heyecanlıyız en başta. Ve birbirinden güzel yarışmacılarımız gerçekten çok merak ediyorum hikayeleri nelerdir, nasıl bir gustoya, nasıl bir vizyona sahipler çok çok merak ediyorum. Ve tabii ki Serdar, iyi ki geldin, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ve de Yasemin'e geçmek istiyorum. Yasemin Yılmaz, yeni jenerasyonun çok genç, çok başarılı, çok güzel, çok lokum ve de gerçek terzi en önemlisi. Doğru bir gustosu olan modacılara gerçekten çok ihtiyacımız var. Çünkü ben büyük duayenlerimizin hep izinden ilerleyerek bir haute couture
sanatçısı oldum diyebilirim. Ve yeni jenerasyonda da gerçekten Yasemin'den başka vallahi billahi buna mı alkışlamaz mı? Ne mutlu bunları senden duymak. Ne mutlu, ne büyük şeref benim için. Burada senin yanında oturuyor olmak. Ne büyük şeref, ne büyük onur benim için. Bu işi gerçekten çok iyi yapıyorum. Yaptığımı çok iyi biliyorum. Ama burada senin yanında oturmak, hocamın yanında oturmak, sizin yanınızda oturmak. Bunu gerçekten senin yanında oturmak bana evet Yasemin doğru yoldasın dedirtiyor. Ne mutlu bana. Süper. Çok güzel. Yasemin'cim müthişsin. Yasemin enerjisi çok güzel ve gerçekten çok komik bir kız. Yani şimdi onu tanımayanlar tanıdıkça içeride gerçekten bir bebekle kulisimi paylaşıyorum. Tanıdıkça daha çok anlayacaksınız. Sen biraz kendinden bahseder misin? Seni tanımayanlar da tanısın. Tabii ki sektör seni ve neler yaptığını ve hangi markalarla nasıl anlaşmalar yaptığını herkes biliyor. Onun için ben zaten... Yapımcılarımız falan biz seni bulmak için peşine düştük bir kere. Acabeyim. Ama tabii ki Serdar ve ben birazcık daha kıdemli bir durumumuz olduğu için sen daha çok yolun başında olup bir de bu çok önemli yolun başında olup bu işi bu kadar hakkıyla yapıp da böylesine bir başarıya sahip olmuş. Ben acabeyim. Neler yaptığını da izleyicilerimize bir bilsin istiyorum. Çok seviyorum bu işi her şeyden evet. önce ve hayalimi yaşıyorum. Bununla ilgili ne söyleyebilirim bilmiyorum. Burada artık beni tanırsınız. Tanımayanlar ay, burada artık beni tanırsın. Tabii ki heyecanlıyım çok. Burada sizin yanınızdayım ve... Çok tatlısın. Çok çok mutluyum. Yani burada zamanla birbirimizi tanırız diye düşünüyorum. Evet. Peki şimdi başlamadan önce çok önemli bir konuşma var. Ben Uğurkan Erez'e sormak istemiyorum. Abicim sen nasılsın, nasıl geçti bu zamanı? Sadece Uğurkan Erez'e şunu sormak istiyorum. Abi... Yine beraberiz. Benle olmaktan mutlu musun? Mutluyum. Şikayetin var mı? Mutluyum. Hayır yok. Ya bugün konuş ya da bir daha hiç konuşma. Hayır, hayır yok. Çok mutluyum. Ben şöyle bir mutluyum. Ayağa kalkayım. Evet. İki yeni arkadaşımın bir hayırlı arkasına olsun. Geçeyim. Tabii ki. Efendim sizlere de sevgili seyircilerimiz hoş geldiniz diyorum. Bu iki sevgili dostumuza parlayan yıldızlara parlamışlar aslında da ben gene bu kelimeyi kullanayım. Parlayan yıldızlara hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Ve sizler hoş geldiniz çocuklar. Ve Gülşah'ım biz hep buradayız zaten. Evet aşkım. Biz hep buradayız. Aynen öyle. Hiç ayrılmayalım. Aynen öyle. Evet. Valla gayet keyifli başladığımızı düşünüyorum. Şimdi birazdan böyle bir kızlara ve yorumlara başladığımız zaman bu heyecanımızı dinleyeceğiz. Onun için şimdi... Konseptimiz neydi? Açılış galası. Gördüğünüz gibi efendim. Kendi kendime bir şu an galadayım. Evet. Neredeydik? Bakırköy. Evet. Yepyeni evimizde, yepyeni yarışmacılarımızla, bomba gibi jürimizle, yepyeni içeriğiyle Doya Doya Moda 3. sezonu başlıyor. Evet hemen ilk yarışmacımızı alıyorum. Zeynep'ciğim seni podyuma alalım. Hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Gördüğün gibi her zamanki gibi muhteşemim. Anlat bakalım. Kendinden bahset bize biraz. Ben Zeynep Bilur Uludağ. 32 yaşındayım. İki kız annesiyim. Maşallah. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Modaya gönül veren, sizlerin yolunda ilerleyen, bunu severek yapan biriyim. Buraya da bunun için geldim. İddialıyım. İnşallah önümüzdeki günlerde de sizlere de göstereceğim. Modacı mı olmak istiyorsun? Modacı olmak istemiyorum ama stil danışmanı gibi bir şey iyi mi? Giyinmek istiyorum. Yani kendi stilimi her yerde yansıtabilmek istiyorum. İnsanlar gördüğü zaman aa evet bu Zeynep'in stili diyebilmeliler benim için. Böyle mi? Böyle hocam. Tamam. Zamanla buraya ne... Arkadaşlarımız geldi. Gerçekten çok kötü geldiler. Ve de sen bu yarışmada olmamalısın dediğim arkadaşlarımız zaman içerisinde o kadar çok güzel öğrendiler ki. Çünkü Doya Doya Moda aynı zamanda bir okul gibidir burada verdiğimiz nasihatler ve doğru bilgiler.
Ve senin burada olmaman gerekiyor dediğimiz arkadaşlarımız şampiyonluklarla ayrıldılar. Onun için şu anda hani olabilecek hiçbir şeye şaşırmamam gerekiyor. Peki, fiyatlarını rica edebilir miyim? Ayakkabım ve çantam 300 TL, elbisem de 700 TL. İndirim aldın mı? Evet, çok pazarlık yaptım. Bayağı pazarlık yaptım. Şimdi 1000 liraya bu kombini al. Aksesuarın? Aksesuarım yok hocam. Zaten çok taşlı şeyler tercih ettiğim için çok fazla boğmak istemedim. Aksesuarsız olur mu? Param da kalmadı. Ha, hepsini bak, onu öyle söyle hocam. O zaman. Son 300 TL'mi de ayakkabı ve çantaya verdim. Hatta daha fazla tuttu. 600 küsür tuttu ama artık yani böyle kolundan tutup sürükleye dedim ki ben bunu alacağım dedim. Bugün ilk günüm, ben böyle gidemem dedim. Ama bence elbisede biraz daha pazarlık etseydin. Aksesuarsız kadın mı olur ayol? Susamsız simit gibi, o ne öyle? Mümkün değil öyle bir şey. Onun için aksesuar muhakkak olması gerekiyor. Bir küçük pırıltılı minik bir küpe bile olsa. Çünkü bu makyajınıza, bu saçınıza, ki ben görüldüğü gibi aksesuar çok fazla sevmeyen bir kadınım. Ayıptır söylemesi. Hiç. Efendim. Hiç. Onun için aksesuardan bir kere bir puanın gitti. Ben seni, arkadaşlarımı bilemem ama ben seni 4 üzerinden değerlendireceğim. Çünkü eksik gelmişsin. Eksik geldiğiniz her bir parça için birer puan ben kırarım. Bir döner misin? Tabii ki. Aslında elbisen güzel. Beyaz her zaman parayı alır. Beyaz her zaman tokatı dağıtır ama çok da tehlikelidir. Çok da dikiş hatası gösterir. Maalesef ki dikiş hatalarıyla dolu bir elbise ama tabii ki bu sizin suçunuz değil. Yani çünkü bu bir hazır elbise. Ama bildiğiniz gibi ve izleyenlerimiz de gördüğü gibi arkada bir atölyemiz var. Orada herhangi bir tadilat veya bir müdahale yaptırttın mı? Hayır hocam. Peki niye yaptırmadın? Mesela ben sağ göğsünün üzerindeki buradaki bu potları niye görüyorum? Orası dikili mi? Şunlar? Hocam dikili değil ama yaka kartım olduğu için aşağıya çekiyor. Ondan böyle bahsetmiyorum. Sağ göğsünün üzerinde tam şurası, şuranda aşağısında indir elini. İndir, çıkart elini. Yukarı bak şimdi, beni takip et. Böyle çıkart çıkart. Hayatım sen kumaşı atıyorsun. Heh, hocam, tamam şurada. Orası bak, tam şurası durduğu yer. Orada ne var? Hocam şey var içinde. Gelir misin bir yanıma? Sanki ütüsü mü bozuldu? Bir şey çekmiş içine. Hayır, burada bir punto var. Ha, üstüne zikzak atmışlar. Dikiş atılmış, evet. Pililerin dikiş atılmış. Keşke, işte mesela burada kartın olduğu için geçebilirsin. Orada kartın olduğu için gözükmüyor. Bak, arkası elbisenin önünden daha güzel duruyor. Ben elbisenin havasını sevdim ama kötü dikişinden dolayı tabii ki bundan puan kıramam. Genel havanı sevdim. Fakat senin bence mini elbise çok giymemen gerekiyor. Daha uzun ve daha diz kapağının altında elbiseler tercih etmen gerekiyor. Eğer mini elbise giyiyorsan ve mevsimin müsaitse, şimdi yazlık da kullanılabilecek çizmeler var biliyorsun. Bence diz üstünde çizme olması gerekiyor. Çünkü mesela ne var? Neremiz inceyse oramızı açacağız. Veya neremizde bir en ufacık, çünkü sen çok güzel bir kızsın. Ama ben mesela ayakkabını, ayaklarını çok beğendim ancak bu şekilde sevemedim. Tamam. Bu kadar. Hoş geldin Zeynep'ciğim. Hoş bulduk hocam. İlk önce kısa kısa bilgiler geliyor sizler hakkında. Ben senin evli ve iki çocuklu olduğunu bilmesem şu an karşında yeni bir gelin görüyorum. Onu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Hepimiz çok heyecanlıyız ama birazcık bu giydiğin kıyafetin rahatlığını da, o duruşu da, o taşınması gereken ruh halini de lütfen gösterebilir misin? Yani şu an stüdyoda olduğunu unut ve gideceğin mekandaki ruh haline bürün. Tamam hocam. Yeni gelin görmek istemedim çünkü... Buyurun lütfen. Aslında hayatımın hiçbir anında yeni gelin olamadım. Neden? Olamadım yani, hiç o karakterde bir insan değilim. Yani hiçbir zaman böyle hani durayım falan. Ama bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Ve karşımda 4 tane inanılmaz jüri üyesi var. O yüzden bugünlük benim mazur görün. Ama ilerleyen günlerde ne kadar iddialı bir yarışmacı olduğumu göstereceğim. İddialı olacağına inanıyorum. Ama şu an iddialı olduğunu göremedim. Hocam bugünlük heyecanıma verin. Kesinlikle. O yüzden çok heyecanlıyım. Gerçekten bacaklarım titriyor bugün. Tamam, katılıyorum. O nedenle
birazcık espri yapıp seni rahatlatmaya çalıştım ama başaramadım sanırım. Şimdi benim ilk gördüğüm şey elbisenin üzerindeki o fazla bolluk beni rahatsız etti. Ve kollarındaki sol kolun ve sağ kolundaki birinin açıklığı ile diğerinin kapalılığı arasındaki biraz simetrik hastası biriyim ben. İstersen yanıma gelebilirsen sana tabii gösterebilirim. Veyahut da ben de gelebilirim. Hemen göstereyim. Bence o tarafa geçin, biz de hepimiz görelim. Tamam, okey. Lütfen seni şöyle alalım. Baktığımız zaman bu kolun daha kapalı. Hı hı. Bu kolunda ki dekolteyi görebiliyoruz. Bana göre bunda birazcık daha bunun içeri girip... Şimdi o numarayı yaparsan zaten o yukarıdaki hacmi daraltıyorsun ve aşağısıyla daha proporsiyonunun daha düzgün olduğu gözüküyor. Onun için yaşasın. Doğru bir şey yapıyorsun. Şu anda çok daha güzel görünüyor. Evet, keşke öyle, öyle olsaymış ama değil. Gece dışarı çıkarken giydiğin kıyafetin gerçekten içindeyken kendini iyi hissediyor musun, hissetmiyor musun? Onu kontrolünü yapman gerekir. Çünkü askıdan alıp üzerine giyip çıkmak herkesin yapabileceği bir şey. Evet. Ne demiştin? Ben tarzımla anılmak istiyorum. Evet. Tarzınla anılmak istiyorsan askıdan aldığın gibi kıyafeti giyip geceye gidemezsin. O zaman çok sıradan olursun. Elbisedeki hataları, eksikleri görüp şimdi zaten bunda bu simetrik olayını çok... Bir de bunu da biraz içeri alacağım ama gene aynı şeye geleceğim. Terzimiz var, atölyemiz var. Bu bolluk seni rahatsız etmedi mi? Rahatsız etseydi zaten öyle çıkmaz. Evet, rahatsız çünkü bak buradaki bolluğuna bak. Buradaki bolluğa bak. Evet. Ve diyorsun ki tarzımla anılmak istiyorum. Böyle bir şey yok. Hocam ilk günü günah olmaz diyelim. Hadi diyelim. Nasıl başlarsan öyle devam edersin. Ben Arap atı gibiyim, sonradan açıyorum. Aa, Zeynep'e baksan. Wow, laflara bakar mısınız? Zaten saçlarınızdan belli. Maşallah. Arap atı oldum hocam. Yok, biraz daha uzun olsaydı olabilirdi. Çok tepeden. Ve siyah ip var içinde. Onu da fark etmemişiz. Evet, onu hiç fark Evet, kumaşın etmemiş. İçinde siyah ip var. Yani şöyle söyleyeceğim arkadaşlar, size verilen özel bir atölye var. Yani buraya çıkmadan önce kendinizi ne kadar dikkatli kontrol ederseniz buradaki heyecanınız sıfıra iner. Yani burada böyle durmazsınız. Nereye gidiyorsun? Anama olayı olur yani. Var kaynanama da senin hocam. Doğru, kaynana. Ona gidelim. Kaynanama. Evet. Yani lütfen size tahsis edilen atölyemizi en iyi şekilde değerlendirmenizi rica ediyorum. Ayrıca de biraz bacaklarını açıp da böyle benim haddime değil. Estağfurullah hocam, olur mu öyle şey? Evet. Rica ederim. Rica ederim. Varken Serdar sadece abi. Ben görebildiğim kadarıyla. Sen de defile yaptın. Milanalarda kardeşim mankenleri yürüttün. Çok teşekkür Neyin ederim. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Çok teşekkür ederim. Tevazilik yapma. Çok bir teşekkür tanem. Ederim. Bir de son olarak bir kere daha dönebilir misin? Tabii ki. Okey. Halbuki fiziğin ne kadar güzel. Evet. Ben tenine bu rengin çok yakıştığını düşünüyorum. İnanılmaz. Teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben teşekkür ederim hocam. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. İstersen biraz tekrar yukarı Tabii çık. Ki. Yani Serdar Orhan'ı öyle katladı ama o da seni kurtarmıyor. Yine de bir önceki haline göre daha proporsiyonun daha iyi görünüyor şu anda. Ama hayır. Enine pililer, boyuna pililer. Aslında vücudun gayet güzel. Çok güzel. Tenin çok güzel. Sen çok güzel bir kadınsın. İki çocuk annesi maşallah. Ama mesela içeride bizim şu anda çok güzel bir terzimiz var. Tanıştın mı? Evet, evet. Tanıştın. Onunla kanka olmanı öneririm. Çok yakın olmanı öneririm.
şunu akıl edebilirdin ya. Hani giyerken bile kazayla onun şuraya çıkmasıyla onu akıl edebilirdin. Ha yine de olmaz bu arada. Sadece ayakkabını beğendim. Teşekkür ne kadar ödedin ayakkabına? Hocam çantayla ikisine 300 TL ödedim. Evet. Çantanın hiçbir türlü oluru yok. Hiçbir türlü oluru yok. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk babacığım. Nasılsın? Teşekkür ederim. İçinden çok şeker. Ne güzel. Çünkü bak şimdi ben onu söyleyeceğim. Sen tesadüf babacığım dedin ama burada bir Zeynep Billur görüyorum. Evet hocam. Billur benim kızımın adı, benim canımın adı. Evet hocam. Şu anda torunumla Fransa'dalar ve bunu seyrediyorlar tabii. Bütün aile, çok sevgiler hepinize. Çok özledim kızım Uğur Boram diyorum, sana dönüyorum. Çok kısa konuşacağım ve yanına geleceğim. Çünkü Serdar'ın bu simetri olayı benim de takıntım olur genelde. O çok güzel gördü ama yakalarını... Böyle omzunu böyle topladığımız zaman Serdar şuraların da yok olması gerekir ki şu omuz çıksın altla aynı orantıya. Böyle olduğu zaman omzu şu kadara düştü. Çünkü alt basen kısmı da zaten dar bir basene sahip değil. Şöyle olursa çok daha güzel olacağına eminim. İki. Şimdi tabii bana proporsiyoncu paşı diyorlar ya. Sen de tabii boyunu uzatmak için şu şekilde yapmışsın. Evet. Ama gerek yok sana. Neden? Bak bu at kuyruğunu yaptığın zaman bu kadar çıkarma, şuradan yap. Neden? Suratını da uzatmış. Çünkü sen, ben, kızım minyon tipleriz biz. Suratımız daha uzamış o şekilde. Bir de ben bunu burada isterdim. Aşağı iniyor mu o çektiğin zaman? Kızım, o kadar inmiyor hocam. İnmiyor mu? Yani şurada daha kalıyor. Daha güzel olacağına inanıyorum. Şimdi sen bir davete gidiyorsun beyaz kıyafetle. Beyaz davet demeseydin, gala demeseydin bana. Normal bir yere gidiyorsan tamam makyajın okey. Ama bir davete, galaya, önemli bir yere gidiyorsan ben burada. Biraz çünkü çantana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Gerekenleri zaten söylediler. Bütün arkadaşlarım aynı şekilde söyledi. Biraz daha burada... Ortaya çıkarmasını isterdim dudaklarını. Bordo mu olurdu artık? Açık pembe mi olurdu artık? Bir şey, o sana o zaman bir canlılık, bir hareket verecekti. Dümdüzsün çünkü. Tabii bir ben de, arkadaşlarım da herhalde öyle de Gülşah'ın dediği gibi bir puan eksik vereceğim. Çünkü biz burada takı görmek istiyoruz. Minik bir küpe, minik bir yüzük, buna uygun bir bilezik gibi diye düşünüyorum. Ama... Şekersin daha ileriki günlerde. Her şeyin güzel olacağına İnşallah. İnanıyorum. İki kızını da, prenseslerini de Allah bağışlasın. Amin cümlemizin sana. İnşallah. Yavrucuğum. Bu kadar kızım. Evet puanlamaya geçelim. Evet bir puan gitti, 4 üzerinden değerlendirdim seni. Kötü başladın. 2. Teşekkür ederim hocam. Ben sadece çok iddialıyım dedin. Çok iddialıyım. Çok iddialı olduğun için sana 3 puan veriyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. 2 veriyorum. Sadece ayakkabılarına ve güzelliğine. Teşekkür ederim hocam. Bunu aldım elime yazmak için. Edoş! Edoş kalp bırakmış. Edoş kim? Size not bırakmış. Kız kardeşi yardıma geldi bugün Yasemin'imiz. O zaman Edoş'la ben sana... ki veriyorum. Kusura bakma kızım. Teşekkür ederim babacığım. Üzenecek, göreceksin, dediklerimizi uygulayacaksın. İnşallah. Aleyna hoş geldin. Hoş buldum. İlk önce kırmızı renginin sana çok yakıştığını söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Bana göre doğru bir renk. Lacivertle kırmızı rengin uyumunu da çok severim. Bir dönebilir misin? Tabii. Bir genel olarak. Evet. Sadece... Sağ ve sol belini biraz yukarı kaldırabilir misin? Tabii yoksa ki. Biraz oturduğum için olabilir. Evet. Çünkü evet. Aynen. Üzerindeki kıyafetin fiyatlarını alabilir miyiz? Tabii. Ayakkabıma 300 TL verdim. Evet. Ben ilk günden çok büyük indirim yaptığımı düşünüyorum. Elbisem 3500 TL'ydi. Ben 500 TL'ye aldım. Wow. Nasıl evet. yaptın onu? Yani... Çok yalvardım. Dedim ki lütfen benim için bunu yapın. Onlar da beni
sağ olsunlar kırmadılar ve böyle bir elbiseye sahip oldum. Elbisemizin normalde fiyatı 3500 TL dış ses. Bakalım ben bu elbiseyi alabilecek miyim? 3000, hadi bir de program indirimi yaptık. 2500. Olmaz, bizim bütçemiz 1000 TL. Ben ayakkabı alacağım, çanta alacağım, takı alacağım. Elbise alacağım ekstra içine. Bana ne olursunuz biraz daha indirim yapar mısınız? Lütfen, ben lütfen, biraz lütfen. Daha bir tık daha. 1000 TL deriz. 1000 TL'ye buraya verirsem nasıl çıkayım podyuma? Yalın ayak çıkmak zorunda kalırım. Tamam, 500 lira diyelim. Tebrik ederim. Bu bence kabiliyet. Teşekkür ederim. İlk önce gerçekten tebrik ediyorum bu kabiliyetin için. Ayrıca en önemlisi atölyemizi çok iyi bir şekilde değerlendirdiğini görüyorum. Sanırım ne yaptığını bize açıklar mısın? Elbisem normalde biraz iç gösteriyordu. Evet. Ben normal açıkçası alışverişte bir astar böyle bir şey baktım ama tam istediğim gibi bulamadım ve son ana kadar yine de bakmak istedim. Bu sefer bütçem yetmedi. Dedim ki Alena sen her şeyi bırak içine kendin diktir, atölyeyi kullan. Sonrasında lacivert bir kumaştan şu an şu şekilde V şeklinde bir elbise astar yaptırdım. Tebrik ederim. Buradan da diktirdim bu şekilde. Böyle bir şey oldu. Gerçekten tebrik ederim çünkü giydiğin elbisede kendini nasıl iyi hissedeceksen, o değişiklikleri yapabilme kabiliyetin varsa zaten zaman içinde çok iyi bir stile sahip olacağını göstergesidir. Teşekkür. Kısaca ben seni beğendim. Yasemin'le aktarıyorum. Yani ben Serdar'a katılmıyorum. Ayakkabıların senin de çok güzel. O ayakkabı, o çanta mümkün değil o elbiseyle olmaz. Çantayı ben de hiç sevmeyerek aldım. Mümkün değil olmaz. O ayakkabılar o elbiseyle de olmaz. O elbise galada olmaz. Ben aslında yapmaya çalıştığın şeyi anladım. İşte o arkadan gelen o kuyruk, öndeki o mininin boyunu çok sevdin tahmin evet, ediyorum evet. ki. Ama olmaz. Bu materyal, bu danteller olmaz, bu ayakkabıyla olmaz, bu çantayla olmaz. Peki nasıl bir şey olurdu? Bunun altına bez bir beyaz ayakkabı bile giysen, hani giy koştur kahvaltıya git, o kadar cici görünürsün ki tabii bu saç, bu makyaj, bu çanta değil. Ama hocam bu üstadım. Canım yerim seni. Hani bu materyal yani ben de bugün çok heyecanlıyım aslında. Yok yani çok bana... iyi gidiyorsun çünkü ben de tamamen senin aynı şeyi düşünüyorum. Bir kere bu bir gala elbisesi değil. Bununla bunu giyersin, ayağına düz sandaletlerini ya da evet bez ayakkabılarını giyersin. Alaçatı'da boyunu da kuyruğunu da biraz kısaltırsın. Alaçatı sokaklarında yürürsün. Elbisen güzel ama asla gala değil. Çünkü bu bir etnik bir elbise. Bir kere rugan ayakkabıyla bunu kullanamazsın. Mümkünatı yok. Çünkü o ayakkabılar gerçekten hani bir krep elbisenin altına veya bir şeyin altına, yani öyle bir şeyin altına, jean pantolonun altına bile olur. Ama bu elbisenin altına asla değil. Ayakkabının çanta, arkasındaki goldları görüyor musun? Tabii ki goldu görüyorum. Bir de aynı zamanda orugan ve bir kere o kırmızının tonu elbisenin tonuyla tutmuyor. O tam bir kırmızı, öteki tam bir nar çiçeği. Bir kere deriyle rugan yan yana olması anormal. Aksesuarların olmaz, makyajın çok fazla, çok fazlası ve bunu derken de böyle diyorum yani. Ama canım ben de brunch'a gidiyorum pazar günü, bir pazar günü. Yasemin de inşallah yakında kendime benzeteceğim diye ben. Yani neyse, hem beni idol diye görüyorsun, çok tatlısın, çok teşekkür ederim güzel düşüncen için. Fakat böyle olmaz. Fakat sen ve moda çok okuyor. Güzel bir kızsın ve de moda okuyorsun, vah vah. Hoş geldin Aleyna. Hoş buldum. Nasılsın kızım, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Şöyle bir bakıyorum, üst taraf muhteşem bir büst görüyorum. Keşke aşağıya görmesem, şöyle kalsan benim için. En takıldığım şey, şöyle baktığım zaman şu arkasında bir şeffaflık var, kumaşın tersi görünmüş, zaten o tül gibi bir şey. Sen bir elbise yaptırmışsın, o elbise şu alta şuraya kadar inmiş. O kadar kötü duruyor ki kızım. Onu belki hiç yapmasaydım. Ya da bunu aldığın zaman belki de bunu yaratan kişi
tasarımını yapan kişi, sen içine bir şeyler diktirdin ya, o olmadan her tarafı tül olarak belki güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Çanta konusuna gelelim. Şimdi bak, böyle dantel, detay, detay bir şeyler giydiğin zaman rengini, arkadaşlarımın konuştuklarını konuşmuyorum. Dümdüz bir çanta olması lazım. Dediklerimizi yazıyorsun sen beynine zaten. Tabii. Tekrar görüşeceğiz kızım yarına. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Evet, hep bir dakika, hayırdır? Sanki teşekkür ederim. Tamam, biz seni uğurlayalım o zaman orada. Puan istemiyor musun bizden? Evet, puanlamaya geçiyoruz. Serdar'cığım, açalım. Hemen bir yere gidemez. Hemen puanımı açıyorum. Bunları görmen lazım. Açmadan önce çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ben modada çok kuralların, gündemde her zaman kuralların geçerli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü uyumsuzluğun içinde de uyumu yakalamak ayrı bir tarz olduğunu düşünüyorum. Ama becerilirse. Aynen. Ben de severim uyumsuzluğun içinde uyumu. Kaç verdin Serdar? 3. Siz puanladınız mı üstadım? Evet. Sende sıra. En şimdi son. Şey, en sonunda. En sonunda. 2 veriyorum sana. Terziye gittiğin için gerçekten bir emek verdin, bir şeyle uğraştın. Yoksa gerçekten bir, benim için birsin. Ben pek kıt notlu değilimdir, biliyorsunuzdur ama bugün beni kıt notlu hale soktunuz çocuklar. Biraz daha dikkatli olalım, ilk gün olabilir. 2 kızım. Teşekkür ederim. Kombinine bir, sana yıldız, yıldızlı bir tatlım. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Teşekkür, o lafı da sevdim. Maşallah, çok güzel. O lafı da sevdim. Kombinine bir ama sana yıldız, güzel, doğru. Aleyna'cığım, seni yerine alalım. Hoş geldin Banu. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Hareketlerine bayılıyorum bu kızın. Şuradan çok seni izliyorum. Ederim. Giydiğim bu kostüme inanamıyorum şu anda. Aslında hani senin bildiğim kadarıyla 22 yaşındasın. Evet, 22 yaşındayım. 22 yaşında bir kız kombini değil bu. Değil bu mi? Bu yırtmaç boyu asla değil. Bir de bana yaşlı diyor. Sana öyleymiş. Yaşlı demedim. Evet, demesin. Hülya abla demişim bir de üstelik. O önemli değil, onu diyebilir tabii ki. Benim prenses tacıyla gelmeme taşlı tuşlu şeyler seviyor. Bla 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 diye bir yorum yapmış. Ben de ona yani yaşımdan ötürü böyle şeyleri sevdiğimi söyledim sadece. Kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. Hmm. Hocam ayetle söyleyebilir sonunda. Bir şarkı söylese de sesini bir duş. Şimdi yaşını söylemeye inanamıyorum. Sabahtan beri herkes soruyor ve 2000'liyim diyor. Öğrendi demek ki. Siz sonra sonra o öğrendi. Aynen. Peki 22 yaşındaki bir kız giysisi mi bu? Gerçekten inanarak mı giydin? Aslında ben bu ayakkabı beğenmiştim. Ya yani şu taş detayı, tek omuz olması. Aşkım beğenmişsin ki giymişsin zaten. Gitmişti. Evet. Sünnet annesi olarak aramızda. Ama hata mı etmişim acaba? Onu da sizden öğreneceğim. Kesinlikle hata ettin. Kesinlikle hata ettin. Sen şimdi böyle 2 tane çocuğu olan oğlunun sünnet düğününe giden çok güzel bir anne olsaydın. Biraz oldu derdik değil mi üstadım? Bir tık hani kırmazdık. 22 yaşında. 22 yaş için evet biraz. Mümkün yani değil. Yani bu tuvaleti ben giyerim. Ben giyerim bunu. Çünkü elbise güzel. Sana yakışmış mı? Çok yakışmış. Elbise çok güzel. Evet. Ama sana bu sen değilsin. Bak mesela Hülya ablan giysin. Evet. Sünnet annesi de olabilirim. Hem ben görür görmez öyle bir yorum yapmıştım ona. Bu arada ne kadar ödedin elbiseni? Ayakkabım ve çantam 275 lira. Elbisem 700 lira. Küpelerim 25 lira. Peki senin bu hareketlerin bilerek yapmıyorsun değil mi? Gerçekten kendi öyle. İlk başta mesela birisiyle tanışıyorum ya bana şey diyor. Ya sen bu olamazsın. Sonra bakıyor böyleyim ama. Bakıyor ve diyor ki ben, evet bu tamamen sen olursun. Gerçekten ben senin gerçekten böyle olduğuna inanıyorum. Gerçekten. Evet ben senin böyle olduğuna hatta inanıyorum. Hatta küçükken ben anaokuluna falan gidiyordum. Bana şey şunu desene bunu desene. Aşkım bence sen hala anaokuluna gidiyorsun. Keşke gidebilsem. Bir ütü yapsaydın keşke yırtmacına. Hani madem bu kadar inanarak severek giydin. Bu kısma mı? Anladım. Ben
Üstadıma bırakıyorum. Lütfen buyurun. Urkan abi devam evet, ediyor. Şimdi sen oradan diyor sünnet annesi, sünnet annesi. Bakalım sen ne annesisin, geldiğin zaman konuşacağız tamam. Hanımefendi. O da bence tamam. Mezuniyet dedi. Lise mezuniyeti ne? Dedi. Hoşuma gitti. Hemen de lafını söylüyor. Hiç duramaz. Tetikte. Değil mi? Baksana demin de burada vıdır 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 konuşuyordu bir yerlerde. Ama ne söylediğini çok iyi anlayamamıştım. Kıyafetin, tamam arkadaşım söyledi Yasemin. Yaş olarak seni büyük göstermiş ama bu kıyafeti şuradaki taşları tuşları, şuradaki taşları tuşları olmadan kendi kumaşından buraya bir şey takıp o zaman o küpelerle belki farklı bir şekilde gelebilirdin. Ama burada şıkırtı, burada şıkırtı, burada sallanan küpeler olmamış. Belki şu şıkırtıların içinde hiç küpe takmasaydın, eline belki minicik bir yüzük taksaydın çünkü o karışmış. Bütün şıkırtılar karışmış. Bu kadar kızım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Bir kere o çantayı ben de kullanmam. Benim annem de kullanmaz. Öyle bir çanta kalmadı. Şu çanta seçimlerinizde çok dikkat edin. Yani hepinizin elinde bir şeyler görüyorum. Peki sen madem ki böyle yırtmaçlı ya bu elbiseyi yırtmaç açmayacaktın. Hı hı. Ya da o yırtmacı açıyorsan daha derin açacaktın. Hadi yırtmacı açtın. Bence hiçbir şekilde bileğini kesen bir ayakkabı olmamalı. Bir stiletto olmalı. Eğer bilekten bağcıklı böyle ayakkabılar seçiyorsanız ya böyle tuvaletin altında ben sevemiyorum bunları. Teşekkür ederim. Serdar'cığım. Banu'cum hoş geldin. Hoş buldum. Pembeyi çok sevdiğini duydum. O kadar gençsin. Mesela, hani o ruhunu gösterseydin en azından. Yani bu pembe renk olsaydı belki de hani bu elbisenin bu kadar ağır bir elbisenin genç yaşta ki birinin üzerinde görmem beni birazcık şaşırttı. Çünkü çok gençsin ve o kadar güzel kendi doğanı yaşayan bir kızsın ki yani ben seni her gördüğümde şaşırıyorum. Hayran oluyorum çünkü o kadar kendi doğallığını yaşıyorsun ki o nedenle bu doğallığını hiç kaybetmemeni öneriyorum ve kesinlikle ben de katılıyorum Yasemin'e. Sen gerçekten böylesin ama alışık olmayan bir tarza sahipsin. Hayır ben bir de niye onu anlıyorum biliyor musun? Bana da bazen öyle derler. Bende de var birazcık. Bana da derler ki ilk sen gerçekten böyle misin? Ben gerçekten evet. Böyleyim. Seni de ben o yüzden çok iyi anlıyorum. Sen de böylesin. Çok ben de bir şey söyleyeceğim. Bana da hep derler ki sen gerçekten böyle misin? Hayır 6 ayda bir değişiyorum diyorum. kısaca şey sana bir önerim olacak. Bu kendi doğallığında onun aynada birazcık çalışarak, birazcık kendi öz eleştirini yaparak gerçekten bunun bir muhakemesini yapıp acaba ben bu işin bazen tadını kaçırıyor muyum yoksa kaçırmıyor muyum veya da ben böyle mutluyum diyebilirsin. Evet son olarak söylüyorum ve bitiriyorum. Elbisenin boyu felaket uzun. Hı hı. Bu boyla hiçbir yere gidemezsin. Bence direkt Allah korusun hastanede bulursun kendini. Eve git o zaman ben. Kızım sen. Evet puanlamaya geçelim Yasemin'cim. 2 veriyorum. Teşekkür ederim. Sence ne Banu'cum? Bilmiyorum. Hiç değişmedi. 2 aldın. Şu ana kadar hep 2 gidiyoruz. Ben sana 3 veriyorum. Ki bence sana verdiğim şu anki bu kombinle en iyi puan. Elbiseni beğendim ama sen olmadığın için o 2 puan gitti. Yoksa elbise güzel. Serdar'cığım. Prenseslerin daha iyi giyineceğini düşünerek motive etmesi için 2 veriyorum. Çok teşekkür ederim. Yarın tüm her şeyi çok dikkate alarak çok iyi bir şekilde karşınıza geleceğime inanıyorum. Merhaba. Hülya nasılsın? Çok iyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Rüzgar gibi geldi. Teşekkür ederim. Şöyle bir bakıyorum. Kıyafetini sonra söyleyeceğim tabii. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Harika bir görüntü var ortada. Kıyafetleri gibi değil. Sen çok iyi görünüyorsun. Ve fazla da
galiba okuduğum kadarıyla bir de iki çocuk annesin. Bir hocam. Bir mi? Bir evet. Bir i̇ki oğlum zaten var. Sendi, Billur evet. Sendi. Ben Billur diyorum efendim kızımın adı. 8 yaşında bir oğlum var. Oğlum Allah bağışlasın. Amin. Cümlemizinkini. Nerede şimdi aile? Şu an ben İzmirliyim hocam. Yaz tatili geldiği için şu an İzmir'de. Biraz bir İzmirli ayrı daha oturuyor burada. Bir İzmirli daha ben oturuyor. İzmirliyim. Öyle mi? Evet. Çok güzel görünüyorsun. Sağ olun hocam. Evet. Peki siz böyle sen o değil de daha çok Tina. Tina mı seni kıskanıyormuş, sen mi Tina'yı kıskanıyormuş? Öyle bir şey duydum. Ben hocam. Editör arkadaşlarımdan. Niye kıskanıyorsun çocuğu? Ben kıskanıyorum hocam. Niye? Şöyle aslında ben böyle tarz ve kombin dışında bir şey konuşmak istemiyorum. Bununla ilgili yorum yaptığımda da biraz sivri dilli olabiliyorum. Yani fikrimi açıkça söylüyorum. Tabii. Tina'nın bir tarzı olmadığını düşündüğümü söyledim. Tarz olmayınca da onlarla dikkat çekmek için bir şeyler yapacaklar tabii ki. O noktada işte Hülya beni kıskanıyor oluyor birazcık. Yani ben gülüp geçiyorum açıkçası, ciddiye almıyorum yani. Tina çok enteresan gülüyorsun. Evet, çünkü anlamadım neye dayanarak bunu söylüyor. Daha ilk günümüz ve daha, hiçbir evet, şeyi bakalım, görmedi. Dur bakalım. Ve daha bir şey olmuş dayanarak. Ki çocuk onu söylüyor. Gördüğüme dayanarak. Gündüz alışverişteki kıyafetin, o kocaman böyle şey tokan, o ayakkabıların ve şu anki tarzına dayanarak söylüyorum. Ama ona bakarsak ben de onu beğenmedim hiçbir şekilde. Ve sabahtan olabilir. Beri modumu çok düşürüyor. Ha. Zaten soluk geldi. Nasıl yapmış olabilirim bilmiyorum. Bilmiyorum. Heyecan yoktu. Belki de uykusuzdu. Bilemiyorum ama bir şekilde modu yüksek değildi ve benim modumu da düşürdü. O yüzden yani ben de onu bir... Yazık. Düşürmeyin birbirinizi. Yok hocam, asla öyle bir şey yok. İlk günden ben... bunları nasıl yaşadınız bu benim kadar ya? Benim modum çok yüksekti. Sabah... Ağlayan kendisiydi. Onu belirtmek isterim. Bizim modumuzu ama düşüren... Ama yetiştiremediği için. Bizi, evet, motivasyonunu yükselten hatta bendim. Bak hani olabilir ilk günü gerçekten günahlı olmaz. Gerçekten yaptın mı acaba? Gerçekten yoksa... yaptım ve o şey demiş. Yoksa hiç samimi diyordu. Değildi. Beni teselli etti ama hiç samimi değildi demiş. Gerçekten samimiydim oysa ki hani ağlayan bir insana gidip de yalandan niye böyle bir şey yapayım? Hani böyle kötü bir insan da değilim. Ağlarken yanında sonra zaten Hülya varmış. Bütün samimiyetimle onu motive etmeye çalıştım üstelik. Ben onu kıskanıyorum olsun. Sorun yok. Yani gerçekten bunu ciddiye göreceğiz almıyorum. Göreceğiz günler sonra aynen neler öyle olacak. Ama göreceğiz ben size hocam bir şey söyleyeyim. Hemen fiyatlara geçeceğim geçmeden önce. Tamam. Siz ikiniz çok iyi arkadaş olacaksınız. Bu lafımı da olabilir. Şuraya neden yazıyorum olmasın? Unutma. Unutma. Neden olmasın? Evet. Böyle bir önyargım yok. Başka bakın fiyatlarından, ayakkabından başlıyorum itibaren. Başlıyorum hocam. Tamam. Ayakkabım ve çantam 105 TL. Birazcık uygun ama açıklayacağım. Elbisem 850 TL. Küpelerim de 45 TL. Toplam bütün paramı bitirdim. Elbise için çok mücadele verdim. Açıkçası bana göre baktığım galaya en uygun olabilecek kıyafet buydu. Çok pazarlık yaptım. Biraz böyle ayakkabımı, çantamı uygun alırım diye cesaret ederek. Sonra sağ olsunlar bana ayakkabı ve çantada yardımcı oldular ilk gün diye. Böyle uygun alabildim. Güzel. Hemen çantadan gireyim. Benim takıntım vardır tabii. Böyle şıkır şıkır aksesuarların olduğu zaman çantanın o metalinin hiç olmamasını tercih ederim. Rengi güzel. Çok hoşuma gitti şu anda. Bu kıyafetin rengiyle çok güzel uyuşmuş. Burada beni en çok rahatsız eden ne var? Sen gelirken hatta Yasemin'e şöyle dedim. Ay, elimde bir makas olsa şu kuyruk gibi görünen şeyi kessem dedim kendi kendime. O böyle yerde mi, değil mi? Öyle bir böyle bir şey sallanıyor kızım sanki orada. Boyum uzun ya hocam. Birazcık yukarıda yani kaldı. Aslında sürülecek de. Yani elinde o soğan mı satın? Onu kesse, o, arkana al. Şu, iyice yok et onu. Arkana al kızım onu. İyice yok. Gösterme, arkadan da gösterme. Böyle çok daha hoş görünüyorsun. Öyle. Bana göre, bana göre. Şimdi tabii deminki konuya gene geçelim çocuklar. Gülşah'ım orada çok güzel söylemişti. Bu tip bilekten bağlılar boyunuzu keser. Ama mini etekle bunu giydiğin zaman dozajında bir mini etekle... Bakın burada benim için boyu kesmemiş. Şöyle bir döner misin? Aslında ben seni çok beğendim ama yani puan kıracağım. Neyse o kuyruğundan dolayı. Başka da bir şey söylemiyorum. Bir de o metallerden dolayı. Gülşah'ım. Çok güzel bir kızsın. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok, çok, hem de çok kibarsın. Çok güzel. Çok sağ olun. Fakat ne kadar yanlış bir elbise bu.
Ne kadar kötü bir elbise bu. Buradan nasıl senin böyle bayağı karnın falan çıkmış. O elbiseyi arkadan bir tut hocam. Bakayım şöyle. Oturmaktan biraz bollaştı. Yani bu elbise, şimdi bak bir şöyle elbise giymek var. Şimdi olamıyor da maalesef. Ay pardon, çok ilginç diktiğim için. Ondan sonra bir bunun şöyle bir alsan, şöyle arkandan bir tutsana, çeksene. Farkındayım onun bollaştığını. Yani İyice ne, onu evet. Da ne yapardım biliyor musun? Madem bu buradan geliyor, bu burada ayrı bir şey kalmış. Bunu alırdım. Şimdi bugün eldivenlerim müsait değil. Onun için gösteremiyorum. Yoksa onu oradan alırdım. Burada kocaman bir fiyonk bir şey yapardım. O elbisenin boyunu, çünkü çok güzel bacaklarım var. Boyum kadar bacağım var maşallah senin de. Maşallah, evet. Biraz daha elbisenin boyunu yukarı alırdım. Buradan acayip bir hava bir şey yapardım. Yani öyle gelsen olurdu. Ayakkabın evet, bu tip elbiselerde. Ben uzun tuvaletlerde bilekten bacaklı ayakkabı sevmiyorum, net. Çantan asla olmaz. Böyle havalı bir kızsın ama ben elbiseni hiç beğenmedim. Ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim evet. Gülşah. Serdar'cığım. Merhaba Hülya. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendi giydiğin elbiseden, üzerindeki elbiseden mutlu musun? Ben mutluyum. Yani galaya gidiyorum. Dikkat çekici, renkli. Dikkat ama çekeceğin tek nokta kuyruğun olacak. Kuyruğumla çekeceğim. Bir de sallanırsa ne yapacaksın? Sallansın. Başımıza bela alırız. Ay Serdar. Ya ama gerçekler var. Sen yorumla, var. Gelsene Hülya'cığım. Gerçekler ben var. Şimdi. Gel gel, sen yorumla bu arada. Lütfen tamam, beklemeyelim. Tamam. Yan dön. Evet. Yan dön. Evet. Şurada bir iğne var. Yorumlarken onu da bana verebilir misin? Hemen hemen. Siz kesebilirsiniz. Ben aldım elbisemi. Evet. Evet, sen yorumla. Bu yani. Bir kere bu elbise senin üzerine oturmamış. Evet. Oturmamış. Atölyemiz var, terzimiz var. Ama müze olarak mı geziyorsunuz orayı? Müze olarak mı? Evet, müzede bir gece aşkım. Müze olarak mı geziyorsunuz? Yani ya gitme imkanım olmadı ama gideceğim Serdar Bey. Gideceğim mutlaka. Değil. Ama elbisem inanın bana tam da. Ama sen oturdukça bollaştı mi? Kumaş. Oturdukça fark ettim ama artık çok geç olmuş. Gerçekten aldığımda oturuyorum. Hiçbir ama şey için geç değil tatlım. Ama bu hayatta kumaş. Her zaman bir geri dönüş vardır. Ama bu öyle çok bir kumaş değil sen orada. Beni dinle. Dur bakayım İyileri nasıl oldu, ne oldu? Ben de böyle bir iki iğne atmak istiyorum hemen. Bir dakika bir gidip bakayım. İyi oldu bence. Çok çok iyi oldu yani bir önceki haline göre. Çok çok iyi oldu. Bu tırnaklarla ancak bu kadar. Bir iki iğne alabilir miyim? Aslında Gülşahçığımla oraya iğneleri atmak isterim ama arkadan mı oturtacaksın? Bugün parmakları evet. Bugün sen böyle bir arkadan da sıkı sıkı bir şey yapsan. Arkadan mı oturtacaksın? Yok. Yanlardan. Şimdi. Ah bak bir dakika. Aynen sen oraya geç. Şimdi bak görünce tekrar aklıma geldi. Şimdi bu boyda bir elbise de giyebilirsiniz. Demin dedim ya evet. Kalem elbiselerde, mini evet, elbiselerde altın. Bilekten bağlı bağcıklı ayakkabıları seviyorum. O diye ama o değil. Evet. Şimdi, ya bu olacak, ya bu olacak. Yo, ikisi de olsun. Her bana şeyimiz var. Bana çok fazla var. Geliyor. Ama kalaya gidiyorum. Ama bu, o güzel bir şey değil oradaki. Miss Turkey, Mrs. Turkey. Serdar daha hazır değil, ben burada aynen. Neler giyeceğim. Mrs. Turkey. Geldi de söylemedim. And burada Serdar. Da açılışımız var. Çiçek göndereceğim. Kurdelin rengini bulamıyorum. Neresiydi? Ne açılıyordu? Kasap? Pembe gönderelim bari. En güzeli kesin lezzetlidir. Onu. Hikayesine mi geçeceğiz? Ya bu ya bu. Hangisini tercih ederdin? Sanırım bunu. Yani bence de. Çok ya bu gitti. Olacak ya bu olmayacak. Keşke bunu kesseydim diyorum şu anda. Şimdi bak, gerçekten bu elbisede oturmayan kısımlar var. Evet, şimdi iyice iyice sık belini. Evet, bak bak evet. Bak elbise ne oluyor? Biraz eteğini yukarı doğru çek şık kendi elinle. İstiyorsanız, biraz yukarı doğru çek şık eteğini. Şık olmak istiyorsanız. Bak. Şu omuzunu düşürsene bir. Omuzunu bir düşür. Bir düşür. Wow. Ama yani benim anlayamadığım bence şey. Bence böyle kalıp omuzları aynada çok hiç güzel. Kendinize bakmıyor musunuz? Aynada. Baktığınızda hani buradaki güzel vücut hatlarınız var. Ama bu hatlarınızı deforme etmiş bir şekildeki görüntüyü yok edemiyor musunuz? Ben anlamıyorum. İlk gün hocam ya. İlk gün değil. Nasıl başlarsanız öyle gidersiniz.
Bence Hülya çok komik bir kız biliyor musun? Ben ondan o enerjiyi alıyorum şu anda. Bu arada İzmirliyiz diye de bunları söylemeyecek anlamına gelmez. Söylemeyeceğim anlamına gelmez. Söyleyin canınız sağ olsun yani. Evet, ne kadar rahatsızsanız o kadar şıksınız demektir. Bunu her zaman söyledim. Haklısınız. Çok rahat olsaydık eşofmanla gelirdik zaten. Sen benim şu an ne kadar... Allah'ım bunlar nasıl acılar, ne acılar içinde olduğumu biliyor musun? Kafamda de, deli sorular, evet. Hani doya doya moda diyoruz ya. Evet. Doya doya modayı yaşayın lütfen. Tamam. Teşekkür ederim. Hülya da İngiliz atı. Merhaba Hülya. Merhaba. Sen şu anda güzelliğinin, boyunun, posunun avantajını kullanıyorsun. Sen şu an birçok mini elbiseye giysen zaten çok güzel görünür. Bu da onlardan biri. Vücut formun çok kötü görünüyor. Kesinlikle. Renk uyumunu sevdim. Ben çantanı da sevdim. Bu arada hani renk uyumunu, makyajını, rujunu, o ayakkabıyla bütün halini sevdim. Ama çok yanlış bir elbise kullandın. Bütün baktığın zaman güzel ama daha senden böyle çok daha başka bir şey beklerdim. Yani şu böyle an... havalı geldi bana gala için. Kötü bugün değilsin bu arada. Yo, yo, kötü değilsin bu arada. Çok daha iyilerini benden. Hani artık terzi terzi ben de demeyeceğim. Burada üzerinde yeniden bir şeyler yaptık yani. Gülşah bak çok güzel oldu. Neyse ben böyle bu kadar yorumu. Ben çok beğendim gerçekten bu haline. Hayat boşuna olmadı da öyle. Daha iddialı ol bu laflar. İkisinden biri olması lazım ama. Bu kadar iddialı laflar çünkü. Herkes bugün mesela hiç kimseye itiraz bulmamışsın. Bulmadım. Bulmamışsın. Bulmuyorum. Çok iddialısın. Hakkını kendi ver. Kendi çapımda evet iddialıyım. Vereceğim yani çok daha iyilerini benden göreceksiniz. Hadi puanlara sevgiler. Girelim mi? Bugünün en yüksek puanı sana gitsin benden. 3. Ne bekliyordun? Ne bileyim 5 falan. Aa kızım o yanındaki sarkanda. Gerçekten nasıl hayal dünyanız var ya. Bayağı soru 5 bekliyordum dedim. Bu kadar yorum biz boşa konuştuk herhalde. Tatlım bir yıldızlı olanından. O da sana yıldız. Aa evet. Bu da bu sezon çıktı. Gerçekten ne yapalım? İstersen 62'den tavşan da yapalım. Ne yapıyorum bilmiyorum mu? 32 doğru söyledim. Aşkım kalemin de yazmıyor. Ha bu ne? İzmirli. 35 yani. Yazmak istiyor. Evet. Teşekkür ederim. Alta da bir boyoz moyoz bir şey çizeydim bari. Ay olsa da yesek. Evet. Ben ya, hiç veriyorum sana. Ya. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim. Seni biraz tanıyalım mı? Ben Tina Özdemir. 26 yaşındayım, evliyim ve aslen İranlıyım. 4 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Öncelikle hiçbir şeyi başlamadan şunu söyleyeyim. Sizleri çok çok seviyorum. Sizinle karşınıza durmayı çok seviyorum. Ve çok mutluluk duyuyorum. Ne güzel, biz de çok bizler mutluyuz. Bizler de çok mutluyuz seni gördüğümüz hoş geldin. İçin. Hoş bulduk. Evet, hoş geldin Tina'cığım. Sağ olun. Çantan nerede? Aksesuarların şimdi, nerede? Hiç sormayın. Bugün başıma neler geldi. Şimdi ben kendimi sabah düşünüyorum. Bu kadar şık jürilerle karşı çok şık çıkmam gerekiyor. Bir de ilk gün ve aşırı zevkimi göstermem gerekiyor. Şöyle yapmam gerekiyor. Kendi kendime sürekli tekrarlıyorum. Genelde benim bir özelliğim var. Özenlediğim günlerde en berbat günüm oluyor. Hiç özenlemeyeceğim. Normal gideceğim, alışverişimi yapacağım, normal makyajımı yapacağım, çıkacağım. Özenlediğim zaman hem makyajım bozuluyor, hem elbisem kötü oluyor. Hep öyle olmuş ama. Elbiseni hiç yormayalım o zaman. Evden otur bizi izle. Hiç özenmeden böyle şıkır şıkır giyin. Biz burada ne söylüyorsak sen bizi dinle. Bugün hani ilk gün güzel gideyim. Onun heyecanıyla gerçekten çok talihsiz şeyler yaşadım. İlk önce elbise güzel olsun, şunu giydim, beğendim, almadım. Yok bir sonraki mağazaya bakayım, belki daha güzel bir şey bulayım. Şöyle gide gide süren bitti zaten. Ayakkabıyı alır almaz çantaya koştum. Çantayı tam alıyordum, parayı süren bitti, almadım. Yani orada benim elimden çektiler, mağazacının eline verdiler. Çanta çünkü alamadım. Yarışmamızın zaten... Aynen. Kuralı bu. Yani size verilen bir iki saat var. Aynen o öyle. O iki saat içinde ne yaptıysanız yapın. Yani yapan yapıyor. Şimdi bak Banu'ya.
Banu'ya hiç bakmak da istemiyorum gerçi şu anda ama Banu eksiksiz geldi. Neden? Evet. Neden şu anda? Şimdi Banu eksiksiz gelmiş. Evet. Sen kaç yaşındasın? 26. 26, evet. Evet, sen de tabii ki çok gençsin. Fakat hepinizden küçük galiba burada Banu, doğru mu? Hayır, benim. Sen kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. Demek ki sen de yarın Banu'ya Banu abla diyebilirsin. Burada da Hülya'yı yedirtmeyeyim ben yani. Lütfen kimse kusura bakmasın. Ama bir yaş. Olabilir, önemli ki sen büyüksün yani. Yaşlısın, evet. Sen Banu. Evet. Hocam. O zaman Banu tacını Aleyna'ya devret. Kesinlikle Banu tacını Aleyna'ya devret. Zaten tacını da takmamış. Takamadı. Evet. Düşürüyor. Evet, evet. Hocam. Sürekli toparladık. Bana emanet edebilirsin bence. Hayır. Hayır. Ben de almak istemedim zaten. Vermem zaten. Tamam. Neyse tamam, ben bir gün hepinize birer taç alır getiririm, takarım siz başınıza. Tabii eksiksiz gelmen gerekiyor. Evet, böyle doğru. Eksikler çok önemli eksikler. Yani bak, aksesuar takmak istemedim dedi. Evet, doğru. Yani oradan zaten 4 üzerinden değerlendirdik. Şimdi senin hem çantan yok, hem aksesuarın yok. Aksesuarım ama aslında vardı aslında. Var olup olmaması değil. Nerede aksesuarın o zaman? Haklısınız. Şimdi şöyle anlatayım aksesuarın. Hayır, aksesuarın nerede? Kayboldu. Kayboldu. Evet. Ama benim yerime kimse... alkışlar mısın eldivenden? Ben burada playback yapıyorum. Şimdi kamera sadece beni çeker misin? Alkışlasam. Tamam. Bravo sana. Şimdi suçu kimseye atmak istemiyorum hiçbir zaten şekilde. Zaten kimseye atamazsın, senin hatan. Tam makyaja giriyorduk ve yüzük elimdeydi. Çünkü denemek için hani takmıştım. Sonra son dakika makyaja giderken dedim ki bir köşeye koyayım hani makyajdan çıkınca takayım. Makyaj da elimde kalmasın. Sonra geldim, eşyalar o kadar çok ki ne kadar ararsam bulamadım. Tek bir şey sevdim. Elbisenin yakası, tenin çok güzel. Sen bebek gibi bir kızsın. Çok teşekkür beğendim ederim. Seni. Buradaki kollarındaki bu hafif böyle volümler, karpuz kollar, çok büzgüler, çok hoşuma gitti. Fakat aynı şekilde elbisenin aşağısının öyle envelop değil de aynı bitmesini isterdim. Hı hı. Tek beğendiğim şey, o ayakkabı zaten onun aldı, hiç olmaz da. Zaten ne ayak, ne markaymış abla, yani bunun replikaları ola ola. Bak, Türkçe bilmez giymiş kızımız burada. Onun için bunları mesela replikalarını artık her çeşidini çıkarttılar. Bir tek şeyi sevdim. Renk uyumuna bayıldım. Onun dışında o kadar. Evet, fiyatlarını da alayım Tina. Hemen söyleyeyim. Ayakkabımı 150 TL aldım. Aslında 300 söylüyordular ama yalvara yalvara 150 aldım. Çünkü çanta almaya para topluyordum ama sürem yetmedi. Üstümdeki elbiseyi de 850, ilk 1100 dediler. Sen bayağı sonra, indirim yaptırdın. Evet, bayağı söyledim dedim. Hafta sonu geleyim burada çalışayım, yerleri sileyim. Kabul etmediler ama beni çok beğendikleri için ve favorim sensin dediler. Favorim bana... sensin mi dediler? Evet. Daha ilk gördüler ve yani bunlara inanmayın arkadaşlar. Favori diye bir şey yok yani. Evet. Ama aynı yerlerde de denk ya. Pişti oldunuz değil mi siz? Evet. Sana da dediler mi aynı yerde favorim sensin? Evet, hatta bir kıyafetler falan giydirdi. Aynen, tek kişi favoriyim yani. Bir kişi daha kimseyi tanımıyor. Demek birinci ki herkese günümüz... söylüyorlarmış. İncelik yapmış. Mest aynen. Olduğunu gördüm zaten. Favorilerin deyince bir mest olduğunu inanamadım. Mest olmuş yani, hem eksik gelmiş hem de mest olmuş. Peki galiba atölyede bugün bir şey yaptırdın değil mi? Evet, aslında ne bunu yaptırdın? Kapatmak istiyordum. Sonra iki taraflık tela taktırdım. Tela taktırdık. Çift taraflı tela, evet, taktırdın ve o envelopu birbirine mi yapıştırdın? Evet, bunları birbirine yapıştırdım ama sonra giydiğimde aynada baktım ki burası yapışık duruyor ve inanılmaz kötü bir görüntü veriyor. Sonra zaten çıkarttım onu ve normal bir halde kullandım. Aferin, bak demek ki kötü bir görüntü olduğunda illaki durumu kurtarma çabanı, evet, hiçe sayıyorsun, en iyi şekilde karşımıza gelme. Doğru. Tabii ki en doğrusu. Bir de elbisenin boyu biraz daha kısa olmalıydı. Bence o envelopun tam birleştiği yerde olmalıydı diye düşünüyorum. Serdar'cığım. Hoş geldin Tina. Hoş bulduk. Bir elbisede karpuz kol, V yaka, envelop etek
Bence üçü bir arada çok fazla. Özellikle ayakkabıların konusunda yani hiçbir şekilde ton uyumu yok. Yani biri fuşya parlıyor, üzerindeki ördek başı yeşili ve mat. İddialıyım diyordun. Nerede bu iddia? Ben göremiyorum. Bu hafta göstereceğim size. Bugün niye göremiyoruz? Tabii. Bugün ama çok heyecan yaşadım. Hayatta çok şanslı bir kadınsın. Çünkü en büyük destekçin eşinmiş. Evet, doğru. Onu düşünerekten bence bu yarışmaya daha iyi konsantre olup karşımıza daha iyi kombinlerle çıkmanı ciddiyetle öneriyorum. Bir dakika, eşini düşünerek nasıl daha iyi kombin yapacak? Mesela benim bir eşim olsa ben onu düşünerek ne kombinler yaparım mesela? Hiçbir eş eşini televizyonda görmek istemez. Kıskançlık yapar. Sen İtalya'dan, Milano'dan gelmiş bir erkek bunları neden? Galiba ben birazcık derler ya hani konservatif değilim. Sadece bazı... Milanolu maço. Gerçekten böyle bir şey görmedim. Evet, yani sadece ülkemizde değil, bence dünyada tüm erkeklerin senin eşin kadar destek vereceğine inanmıyorum. Bu seni motive senin en büyük motiven... Bu arada bence de haklı yani. Eğer hani bu kadar tutkuyla bağlı olduğun bir eşin varsa... Bence doğru söylüyor Gülşah'cığım. Onu düşünüp burada ona çok güzel görünmeyi falan planlayıp... ...çok güzel şeyler yapabilirdin. Bana bırakır mısın artık? Evet, doğru söylüyorsun. Bir dakika. Ama siz çok doğru söylüyorsun. Ama bir dakika lütfen, daha ben lafımı bitirmeden... ...bir yandan sen... Ama bir şey söyleyeceğim. Bu ışıltılı hayatı sen seçtin, kusura bakma. Yapacak bir şeyim yok. Zaten aranızda olmaktan çok mutluyum. Evet Yasemin. Çok büyük saygısızlık. Ya da sen gerçekten bu işi hiç bilmiyorsun. Buraya gelmeyi hiç hak etmiyorsun. Sen galaya gidiyorsun. En başında söylemediler mi size? Üzerindeki materyal, üzerindeki form. Böyle bir elbise... Böyle bir kumaş, böyle bir ayakkabı, saten pırıltılı bir ayakkabı giyip altına buraya karşımıza gelip ben galaya gidiyorum diyemezsin. Kesinlikle diyemezsin. Ve gerçekten burada olmayı bu kadar en başında söylediğin gibi istiyorsan, böyle bir tutkun varsa daha özverili ol. Yani bırak o ne dedi, o ne dedi, ağladığın bak sana yazık. Size bir şey söyle, dinliyorum, evet. Size bir şey söyleyeceğim. Ben açıkçası ağlamama biraz yanlış anlaşılma olmuş. Ağlamam sadece ve sadece çanta almamam ve sizin önünüzde eksik çıkmam içindi. Tamam, neden? Ben de aynen böyle anladım. Kendini bu duruma düşürdün. Çünkü bütün gün bıdı 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 Hülya, bir kız daha vardı. Biriyle daha çok, şu an ilk gün olduğu için isimlerinizi ezberleyemedim. Biri daha vardı ve devamlı onları konuşarak, devamlı onları stres yaparak geride kaldın, zamanını öldürdün. Doğru. Boşa öldürdün ve karşımıza böyle çıktın. Bu ayakkabıya bu elbise olmaz. Bu elbise dümdüz olmalı. Mini'nin yeri yanlış. Sen de şu anda iki tane ten rengi görüyorum. Şuran biraz daha açık. Bacak kısmın biraz daha koyu. Ben arkadaşlarım beğenmiş de olabilir ama bu yeşilin, bu koyu yeşilin senin tenine uygun olmadığını düşünüyorum. Bu kadar kızım. Teşekkür ederim. Güzel kızım. Puanlamaya geçiyoruz ama ben bu ayakkabının çok fazla replikası olduğunu için çok fazla sevmemin. Artık ayakkabıdan sordum. Yoksa ayakkabı kendi başına güzel bir ayakkabı. Güzel, saten ve jarsenin uyumu asla olmaz ama ben... Bu yeşili çok sevdiğim için ve fuşya'ya bayıldığım için ikisini bir arada çok yakıştırdım. Tabii ki yıldızlı bir. Teşekkür ederim. Çok üzgünüm ama senin biraz daha hırslanmanı istediğim için ilk defa birine bir veriyorum. Canım bu ne ayol, hayalet sürücü gibi. Benim ben yazayım. Kalemim yazmıyor. Al bir. Bir. Teşekkür ederim. Sana bir veriyorum. Yıldızlı bir vermememin sebebi... İlk gün çok güzel bir kadınsın. Enerjini daha fazla düşürme diye. Yoksa kesinlikle yıldızlı bir. Teşekkür ederim. En sevdiğin ben olayım diye bu puanı veriyorum. İki. Teşekkür
Teşekkür ederim. Evet, senin yerini uğurluyoruz. Hoş geldin Özge. Hoş buldum hocam, merhabalar. Merhabalar. Şu ana kadar arkadaşlarını gördün, yorumlarımızı dinledin. Neler hissediyorsun? Heyecanını katarak bize anlatır mısın lütfen? Heyecan en çok bugün alışverişte vardı. Ya alışverişe başladığımda elim ayağım böyle titriyordu. Sonra biraz alıştım. En erken ben bitirdim alışverişi. Evet. Bir keyif kahvesi içtim. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Özellikle arkadaşları da gördükten sonra galaya sanki en uygun benmişim gibi bir his var içimde. Ama bakalım tabii ki çok yanlışlarım vardır illaki. Az önce eleştirdiğiniz konulardan fark ettim. Ben bir... Sözüm bittiyse daha sonra ben devam edebilirim. Bir dönebilir misin lütfen? Tabii. Evet. Evet. Yırtmaç mı o? Evet. Tek taraftan kapatayım değil mi? Onu. Yırtmacın bundan haberi var mı? Kapattık. Yırtmaç var, yok. Yok öyle bir şey. Bir yırtmaç orada kapattık. Üstadım çok pardon, ikinize de sormak istiyorum. Böyle bir forma yırtmaç zaten çok rahat yürüyebileceği, o tam orada dizdeki yırtmaç... Çok kötü değil mi? Sıram geldiğinde söyleyeyim. Benim için de hiç olmayacak bir şey zaten. Zaten şey. Benim ilk başta söyleyeceğim şey... Vücut hatlarına uygun bir renk değil. Üzülerek söylüyorum ama bir de üst kısmında hiç vücut hatlarına... Oturmadı. Oturmamış. Yaka arkada bol. Küpeni çok beğendim. Bir topuzunu tekrar görebilir miyim? Hızlıca. Topuzunu. Hı. Topuzunu da çok tepeden yapmışsın. Birazcık şey isterdim. Salkımlar. Böyle rahat. Ben gri ve fuşya uyumunu çok severim. Ama dediğim gibi lütfen giydiğiniz askıdan alıp giydiğiniz şeyleri üzerinizde çok iyi değerlendirin. Ama kendinize dürüst olun. Şu halde kendini beğendiysen benim sana söyleyecek bir şeyim yok ama fiyatları çok merak ediyorum. Tek tek lütfen. Şöyle göstereyim. Ayakkabı ve çantam 150. Ayakkabıyı keşke görmeseydin. Evet. 150 TL. Aman Allah'ım. Elbisem 800. Evet. Aksesuarlarım 40. 40 TL. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Merhaba Özge. Merhaba. Sen de bugün çok konuştun. Bak kızın bütün motivasyonunu düşürdün Tina'nın. Geç kaldı, ağladı. Sendin, hatırladım seni. Hatırladım. O benim aklım. Evet, buldum seni gibi. Sen kahve falan içtin bitirip, nispet yaptın. Karman güzel, hızlı dönmüş. Benim için de şöyle bir yan döner misin? Sen aslında boylu poslu heybetli bir kadın olmana rağmen... ...göğüs kafesi küçük değil mi? Evet. Evet. Göğüs kafesin küçük olduğu için... ...asla giymemen gereken bir formda bir elbise giydin. Senin formundaki hiçbir kadın da giymez. Bu formu. Zaten elbise buralarını yani çok normal hepimizin. Benim de karnım var. Senin de var. Yemek yemeyi seviyoruz. Ve sen bu formdayken karın bölgen bu kadar genişken böyle bir elbise bu formda bir elbise asla giymemen lazım. Kimse de giymesin. Zaten buralarda potluk falan yani hiç hoş görünmüyor elbise. Fikir güzel. Anladım seni, fikir güzel. O yırtmaç hiç alakası olmayan. Tasarımcısına çok sevgiler. neyse ki kim olduğu bilinmiyor, sadece o kendisini biliyordur. O yüzden bunu çok rahat söyleyeceğim. Böyle bir tasarım olamaz. Olsa da belki senin formunda birin yani giymesin. Belki başka daha düz form, daha düzgün... Üzgün de demek istemiyorum aslında. Daha fit bir kadın giydiği zaman belki başka bir şey görürüz ama o yırtmaç, bu etek formu mümkün değil. Hiçbir yerde kabul görmez. Olmadı. O, yani payetlere, saten çanta, renk, o ayakkabı olmadı. Teşekkür ederim. Özgeciğim nasılsın?
İyiyim hocam, teşekkür ederim. İyi misin? Biraz tabii düştüm ama olsun. İlk olacak gün heyecanlı, bunlar normal. Ayrıca da, biraz ne oldu? Pardon, düşmüş. Hani böyle ya, yorum normal. Gelince insan tabii ki üzülüyor. Çok mu güveniyordun kombinine? Hayır, çok güvendiğimden değil ama daha hani galaya uygun olduğunu düşünüyordum. Öyle bitirip kahveyi içip, güzel miydi kahve? Galaya uygun ama senin vücuduna uygun değil. Ha? Evet. Kızım, galaya uygun kıyafetin aslında ama çok renksizsin. Bir tek çanta ve ayakkabıda renk katmaya çalışmışsın. Ben dudakta biraz ruj, görünür bir karımda ruj. Karımda pembe kullanmışım. Görünür bir ruj, hiç görünmüyor bir şey çocuğum. Görünür ruj isterdim. Çünkü sen kaç yaşındasın? 25. Ha. 25 yaşındayım. Olmayabilir. Ruj olmayabilir. Çünkü daha 30'ların üstü burada o ruju tercih ederdim. Teşekkürler. Balık formdaki bir elbisede yırtmacı asla doğru bulmuyorum. Çünkü hem balık hem de kuplu bir elbise bu. Yanlış kupları var ve hem elbise yanlış dikilmiş hem senin üzerine yanlış olduğu için burada içeride atölyemiz var. Niçin gidip onu şuralarından oturtmadın? Elbisenin arkası muhteşem. Bir dön arkanı. Yaptırdım ama dön arkanı. Bak, elbisenin arkası çok güzel. Sırtı güzel yani elbisenin dediğim. Yoksa vücudumuzdaki belli hataları da gösteriyor maalesef. Elbisenin alt kısmı sana dar. Senin alt kısmın ve üst bedenin arasında beden farkı var. Çünkü küçük göğsün olduğu için ve bir de bunu giydiğin için iyice daraltmışsın üstünü. Hiç sevmediğim bir şey ayakkabı ve çanta takım takım kullanılması. Gerçekten en nefret ettiğim ve artık o 80'li yıllarda falandı. Pardon, 90'lı yıllarda falandı. Sonra bunlar iyice artık gitti. Ben hatırlıyorum, 90'lı yıllarda benim annemin ayakkabısı, çantası. Özellikle bunlar takım olsun diye alınan, yapılan kombinlerdi. Ama yıllar içerisinde o gitti. Şu an her şeyin karıştırılıp eleştirilmesi moda. Anlatabiliyor muyum? Yani ben evet fuşyayla griyi de severim. Ben fuşyayla yeşili de severim. Ben fuşyayla en on antresti de severim falan gibi. Ayakkabını bir gösterir misin? Göster. Sana kabus benim için muhteşem. Çünkü bu kalın topuklu ayakkabılar, bu çapraz bantlar ve bu ayakkabılar evet çok moda. Ama bunların altında değil. Ben o ayakkabıları seviyorum. Bir düzeni de var zaten evde. Zaman içerisinde giyeceğim ama çantam Allah'ım olmamalı. Olmamalı. O küpe olmamalı. Bu kadar. Beğenmedim. Hatta puanımı da vereyim. Yıldızlı bir. Serdar, benim kalemimle yaz. Cebelleşiyorsun. Zaten aynı puanı vermişiz. Göster Serdar'cığım. Bir. Gösterdiniz mi? Evet, gösterdim. Evet, evet, evet. Yazsın. Bir. Ama yıldızlı bir değil. İki kızım. Teşekkür ederim hocam. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Sizi gerçekten çok hoş buldum ben. Teşekkür ederim. Sizi nasıl buluyorsunuz bunu bilemiyorum çok. Bakacağız birazdan. İnşallah. Nasıl geçti gününüz? Gerçekten çok yorucu, inanılmaz heyecanlı. Benim zaten kamera arkası hep çalışıyordum ama bu sefer kamera önü bambaşka bir dünya tabii ki. Buna alışmak da hemen adapte olmak çok zor. İlk etapta biraz zorluk çektim ama yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. Güzel. Şimdi biz bu elbise konularında aslına bakarsan elimizi neye atıyorsak oyuz. Yani bugün aslında denediğim birkaç elbiseyi de gördüm. Onlar da. Elbisen bu arada fena değil şu an üzerindeki. Söyle. Kombinlemen çok kötü. Bu arada elbisem çok uzundu. Ben bunu kestirdim ve şu yanları inanılmaz genişti. Onları komple böyle aldırdım. Alınabileceği kadar aldırdım. Kestirmekte bence iyi yapmışsın. Boyu güzel görünüyor. Rengi güzel görünüyor. Sana yakışmış. Teşekkür ederim. Parıltıdan dolayı hani sana şey diyemeyeceğim, galaya gidebilirsin diyemeyeceğim. Çünkü öndeki o tokası... Ona bir çözüm bulamadım. Hiç olur yok. O ayakkabıyla, o çantayla hiç olur yok. Bu arada ayakkabıların, çantan ne kadar ödedin kostümle? Ayakkabımla çantama 370 lira verdim. 30 liramı zorla geri aldım. Elbisemi de 1539 liraydı, 600 liraya aldım. 1500?
39 liraydı, 600 liraydı. Ne güzel pazarlıklar yapıyor bunlar. Alışverişe beraber gitmemiz lazım. Evet, kıyameti kopartma, ama yalvardım alacaksın herhalde yani. O yüzden. Bravo. Ama aldım. İyi veya kötü ama alabildim yani. Bravo. Teşekkür ederim. Nihan'cığım nasılsın? Çok teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın bu arada. Yok canım, ne olacak? Normalde hepimiz heyecanlıyız. Hepimiz heyecanlıyız. Teşekkür ederim. Ben senin kıyafetini beğendim ama bu kıyafetin keşke kestirmeseydin diyorum sana. Neredeydi hocam, boyu? Yani gerçekten çok kötüydü. Söyle bakayım nerede yani yeri? Şurada falandı. İnanın cep yaptırayım. Ya çok kötüydü. Sana bu diz altı, bunun diz altısını bulsaydın çok güzel durabilirdi üstünde diye düşünüyorum. Birincisi. İkincisi, hep metallerinize laf söyledim ya, sizin metalli çantanızı söylemeyeceğim. Bu kıyafette metalli olması beni hiç rahatsız etmiyor. Çünkü kıyafetin başka hiçbir yerinde takı tuku şuk şuk bir şeyler yok. Ben yalnız, tamam sen dedin ki biraz kokoşum falan gibi bir şey söyledin değil mi? O tarz çok şey. Makyajına zaten bir şey söyleyemem. Sen makyajsın. Onun için söyleyemem ama çok büyük hata görürsem onu da söyleyeceğim. Ben de bu böyle kıyafete diyordum ki keşke şu saçını dümdüz bir at kuyruğu yapaydı. Zaten çok güzel bir makyaj yapmış suratında diye hayal ediyordum. Ama diz altı istediğimi bir kez daha tekrarlayacağım. Otoko ile ilgili arkadaşım söyledi zaten Yasemin, onun için girmiyorum söylenen şeylere. Şöyle bir dön bakayım. Dön bir daha, kal arkanda, önüne bir şey var. Dönüyorum. Öyle bir detay yapılmış. Evet, evet kızım, tamam. Saçların aslında çok güzel ama bu kıyafette. Çünkü hareket burada böyle bir şey. Başka bir kıyafette ya, çok çok hoş olabilir bu saçlar. Saçlar çok güzel yapılmış zaten. Bu kadar söyleyeceklerim kızım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin Nihan. Hoş buldum Gülşen Hanım. İndir şu ellerini, ben bir elbisenin. Bir, şöyle bir kollarını bir aç bakalım. Evet, şimdi çok uzun boylu bir kız değilsin. Ve üzerinde çok da hatalı bir elbise var. Belini kalın göstermiş, seni kalın göstermiş, seni bir kere tepeden basmış. Ve şu göğüs, burası kol evinden daha da içeri girdiği için ve burada bittiği için, yani o burada değil, şurada bitseydi belki o büzgüler daha tatlı durabilirdi ama yine seni kalınlaştırırdı. Hiç sevmediğim bir şey. Özellikle hepinize de söylüyorum, çok dikkat edin. Mesela şurada bir onu yükseltmek için içine ya buraya bir tül ya bir vatka bir şey koymuşlar ve maalesef ki o gözüküyor ve de çok çirkin bir görüntü kirliliği yaratıyor. Elbisenin kırmızının tonunu sevmedim, pırıldamasını sevmedim. Kırmızıyı genel olarak ben sevmem. Yani giyerim, kullanırım ama bu tip şeyler, çünkü kırmızı zaten ciddi anlamda riskli bir renktir. Doğru kullanılması gereken bir renktir. Elbisenin arkasındaki o saçma sapan biyenin detayını sevmedim. Bununla o ayakkabı ve o çanta, Allah'ım şu çanta, size özellikle bir çanta şeyi vermemiz lazım ya. Yani örneklerle göstermemiz gerekiyor galiba. Buradan onu anlıyorum çünkü hepinizin tek ortak noktası, hepiniz berbat çantalarla gelmişsiniz. Onun dışında yüzün gözün çok güzel. Ben tam aksine saçını da çok beğendim. Seni daha bir yükseltmiş yüzünü böyle. Teşekkür ama bu elbiseyle değil. At kuyruk tabii o da olurdu. O da çok güzel olurdu ama ben sana bunu da çok yakıştırdım. Bu kadar. Evet. Hoş geldin Nihan. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Elbiseyi tadilat yapmışsın. Kollarda bir böyle bir rahatlık var. Evet, kolları rahat. Tahminim zaten büyük bir beden, bedeni oturdu ama kol ağzı oturmadı. Hocam şöyle, bu small ama ben X-small giyiyorum. Evet. Ama ona rağmen kendimi yine de rahat hissetmedim. Yani Gülşen Hanım'ın da dediği gibi, yani kendi bedenime göre tam anlamıyla mesela göğsünü tam oturtturamadım. Çok daha daraltmam gerekiyordu ama bu kadar alınabiliyordu. O yüzden bu kadar aldırabildim. Zaten şey var, Gülşah'cığım diyebilir miyim hayatım? Sen artık bu saatten sonra istediğin her şey diyebilirsin. Hiç yani, sıkıntı yok. Yani bu omuzlarındaki yara bandı mı? Ne var orada böyle, koca bir yara bandı gibi bir şey görüyorum. Vatka. Evet öyle. Yara bandı gibi duruyor. Bir de yani burada bizi izleyen tüm kadınlara söylemek istiyorum. Lütfen önünde dalgalar,
omuzda yara bantları, derin bir V, tokalar, arkada bağcıklar ve çok gerektiğinden güzel. Fazla kısaltmışsın. Bana göre şimdi çok kısa. Biraz bıçaklarımızda tamam. Da şeylik o var. O bile X small muyum dedin? Evet. Peki. X small musun? Peki. Evet. Sen X small'san eğer ben adımı değiştiririm. Evet gerçekten X small. Sen X small. Bırak bir dakika. Yaklaşır mısın ya? Şu small. Bedenlere o elbiselerin üzerinde yazan bedenlere bakma. Sen X small ona çok güzelsin bu arada. Makyajına çok güzel. Dön bakayım arkanı. Sen asla X small olamazsın. Güçüm, güçüm. Asla hadi small olamazsın. Diyelim. Hani small, medium, small arası bir çünkü şey. Çünkü X small bildiğin hani 34 beden oluyor. Ve kimine göre de X small 36'dan başlar derler. Small mesela gibi olur. Ama sen benim gördüğüm, benim hani ben asla ölçü alan bir kadın değilim. Geçebilirsin bu arada. Asla ölçü alan bir kadın değilim. Gözüm zaten benim ölçüdür. Ama senin bir kere üstün hayatın bildiğin 38. Benim. Evet senin üstün 38. Ben yanlış biliyor olabilirim. Sen 38 beden bir kadınsın. 38'sin. Hayatım sen bak bilmiyorum ekranda nasıl gözüküyorum. Siyah giydiğim için belki çok zayıf gösteriyor bir olabilir ekran. Şey ekran diyorum ama bilmiyorum. Ben 38 bedenim. Ve benim göğsüm yok. Ve sen X small olamazsın o size'ınla. Mümkün değil. Mümkün değil. Buyurun. Şimdi kendimizi bilmemiz gerekir. Yani vücut hatlarının ince olmadığını biliyorsun. Benim bunu söylememe gerek yok. Yani bacaklarım asla incecik. Asla kabul etmiyor bakar mısın? Sütun gibi bacaklarım var. O nedenle elbiseyi ne kadar kısaltırsam bacak boyum o kadar uzun mu görünecek diye düşündün. Hayır hocam şöyle zaten benim boyum kısa olduğu için sütun gibi bir bacak sahibiyim diye iddia etmem. Ama ince çok mi? Çok büyük saçmalık. İnce mi? Ama şöyle. Sen gerçekten bu boyu beğenmedin mi? Bence şu anda kendi boyuna gelebilecek en doğru boyda. O zaman ben göstereyim bir de benim tamam, göstereceğim bir boyda göster. Bak. Yani uzun bana boy göre, ben de iyi bir döner misin lütfen? Yani lütfen bir bu arada, misin? Okay, yani... Şunu alır mısın lütfen? Al. Al şunu. Ya al. Neden? Hadi. Hayır. Hayır. Öyle al. Hayır. Öyle değil. Böyle alacaksın. Daha neler? Ama hocam şöyle, şimdi biz hiçbir zaman altımızda pantolon bile varken böyle... Hayır tamam, nasıl almak istiyorsun? Ama bunun bir elma adabı var zaten, evet, o da onu yapacak. Yani. Alsın, tamam onu alsın. Tamam alsın. Hocam buyurun. Okey. Bütün hanımefendiler o şekilde iyilir, bir de benim gibi bel fıtıklılar. Anca mecburen iyilir. Tamam ben abartmış olabilirim ama giydiğim için o kadar dikkat kısa ediyorum. Ki... Ya söylediğim o benim de senin. O kadar kısa ki. Eğilmeyecek ki. Hiçbir şey düşse eğilip almayacak. Ay vallahi bu maço çıktı. Milanoğlu maço. Bana böyle göre, bir şey olamaz. Bana göre bu kadar ay sana olmalıydı. Ne kızın neresinden ne aldığına. Gel sen ona yürüme at yere şuraya bir şey. At bakayım şuraya at ama yani kamera beni orada çekmiyor musun? At. Buyur. Bu attım. Elbiseyle de o elbiseyle de şöyle eğilinir. Böyle alınır. Tamam ben kadın olmadığım için ben böyle aldım. Hadi bitirelim bitti puanlamaya geçelim. Çok merak ediyorum bugün bu puanlarda ne oldu yarın ne yapacaksınız? Hepsi böyle bir heyecanla geldi. Hepimiz işte birinci olacağız, kasacağız, kavuracağız bilmem ne falan filan. Hepsi bugün böyle gidecek. Gülşah Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Söyle canım. Mesela daha önceki sezondaki programlarda izlediğimde yani... Duyduğumdan, bildiğimden, gördüğümden vesaire ben kısa boylu bir hanımefendinin small ya da medium fark etmez. Uzun yani bence hani öğrendiğim, gördüğüm kadarıyla kalem elbisenin bana asla yakışmayacağını düşünüyorum. Yani denediniz mi? Çok özür diliyorum. Denediniz bir patates gibi göstereceğini düşünüyorum açıkçası. Denediniz mi? Muhakkak denemek denedi. İstemiyorum. Okey, çok kısa. Gelebilir misiniz yanıma? Çok küçücük bir şey mi yapacağım ondan sonra bitti. Hayır. Sizden rica edeceğim. Şu saçlarınızdan bir iki tutam, buradan bir iki tutam. Şu saçları çıkarabiliyor muyuz? Hayır, şuradan. Şuradan. Ben çıkarayım. Bunlar... Aman acıtma saçını. Bunlar çıkmayan saçlar mı? Çıkmayan saç olmaz hocam. Çıkmayan saç mı bunlar? Bunlar nasıl bunlar şey gibi kaldı. Kanat gibi kaldı bunlar. Hocam sprey var. Kanat, dur bir dakika. Kanatlandı bunlar. Kanatlandı. Hocam. Kanatlandı. Ah canım, ne iyi kızdı bu Nihan. Ta ki buraya gelene kadar hocam. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Efendim? Bunları benim mi söylemem gerekiyor ya?
Bir dakika, bunlar bu sefer söndü. Serdar'cığım zaten üstü çok karışık. Oradan hayır, bir şey, hayır, şimdi oradan elbiseyi, bir şey. Saçaklar, elbiseyi biliyoruz, arkadan... elbiseyi biliyoruz. Kız saçında tamam, elbiseyi öyle anladık olmasına da, hiç gerek herkes yok bence. Herkes toplamış, hiç saçak yok. Hayatım, o senin yaptığın saç bildiğin gelinin kız kardeşi saçı. Buradan topuz yap, buradan böyle böyle çıkartmak falan. Ya gelin değil, kalıp gibi bütün saç birbirine yapışmış. Ben doğal saç, doğal saçın... Görmek istiyorum. Doğal saçını görmek istiyorum. Peki Zeki Miran da bizi görecek mi? Kesin görecektir. Yazın, puanlamaya geçelim. Tamam, şimdi kesin puanlıyorum. Çok izledim diyorsun. Çok konuştum gibi olacak ama... tamam, etek boyun okey. Bir verdiğim için üzülüyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Etek boyun çok güzel ama o ayakkabının o kesmesi çok kırılacak puanım vardı. Pardon. Güzel kızım, inşallah... Artistik buz pateni yarışmasında daha yüksek İnşallah. Alırsın. İki. Teşekkür ederim. Benim kalbim artık yazmıyor. Bir. Hacı sen biraz üzüldün, sana kalpli bir vereyim ben. Teşekkür ederim. O zaman ben de özür dilerim ama kalpli benim kalbim yazmıyor. Ben evet. de böyle vereceğim. Evet, seni yerine alıyoruz. Böyle alalım Nihan'cığım. Böyle alalım. Peki, puanlamaya geçiyorum. Nihan, 5. Zeynep 9, Aleyna 8, Banu 9, Hülya 9, Tina 5 ve Özge 5. Günün en yüksek puanlarını Zeynep, Banu ve Hülya almış. Onun için alkışlıyoruz. Yarının konseptini merak ediyor musunuz? Evet! O zaman yarın öğrenirsiniz. Ve yarın neredeyiz? Bilmiyorum. Onu da ben yarın öğreneceğim. Evet efendim, bugünlük bizden bu kadar. Ve arkadaşlarımla beraber çok mutluyuz. İnşallah hayırlı uğurlu, yepyeni, bomba gibi bir sezon olur. Sizi öpüyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.